Şimdi bugün feminist ve etnografik saha çalışması üzerine konuşacağız. Kent çalışmalarında niye önemli? Nasıl yaparız? Yöntemsel olarak bize ne katar? Özellikle hangi sahalara, illa ya da bölgelere gitmek gerekli, gitmek değer katar araştırmaya? Biraz bundan bahsedeceğiz ve nasıl gittik geldik? Hani ben hani kendi çalışmalarım üzerinden daha çok örnek vereceğim ama tabii ki artık iyice önemi artan bir metodoloji, etnografi, kent çalışmalarında. En başta belki şunu söylemek iyi. Bence ki zaten kesinlikle bir metot değil, metodoloji. Yani gayet bilgi üretimini, yani epistemolojik olarak bir katman katan, sadece sahaya gidince bilgiye ulaşmamızı sağlayıp oradan döndüğümüz bir teknik değil kesinlikle. Bir düşünme, anlamı ve yaklaşma biçimi. Bir ilişkilenme biçimi ve aynı zamanda sadece buradan doğru bile teori üretmeye izin veren bir yöntem etnografi. Ve tabii çok kapsayıcı yani bir metodoloji. Çünkü içinde zaten birçok tekniği barındıran bir yapıya sahip. Ben hani hep etnografi ve otoetnografi arasında gidip geliyorum ve İkisinin birbirini kesinlikle dışlamadığını düşünüyorum. Şimdi hani nedir, ne değildir gibi böyle ne diyelim, böyle çerçeveler de çizeceğim ve ben onlarla nasıl ilişkileniyorum, hangi sahada bunu nasıl kullanıyorum, hangisinde işe yaradı, hangisinde yaramadı ya da ne tür arızaları var. Biraz bunlar üzerinde durarak ilerleyeceğim. Ama şunu belki en başta hatırlatmak lazım. Zaten konuşmanın başlığından da hani etnografi derken bahsettiğimiz bir feminist etnografi. Ne demek yani, ne farkı var derseniz. Tabii ki bir yaklaşım biçimi farkı var. Bilgiyi birlikte inşa edeceği ön, ne diyelim, kabulü, hani bunu beyan etme ve bunun sorumluluğunu da alma gibi bir şey var, derdi var feminist etnografinin. O sahada çok karşılaşılabilen hiyerarşileri eritme kaygısı var. Gittiğiniz yere göre esasında araştırmacı olarak hiyerarşi kurmaya açık bir pozisyonda da olabilirsiniz. Tam tersi, sizin üzerinizde de hiyerarşi kuruluyor olabilir. İşte bunun sınıfsal karşılıkları oluyor, toplumsal cinsiyetle ilgili karşılaşmalar buna izin verebiliyor gibi. İşte mesela ben kendi etnografik araştırmamda Limontepe'de, belki hani biliyorsunuzdur, o burası benim mesela çocukluk mahallemdi, bir gecekondu mahallesi. Ben oraya yeni evlenmiş, bir yıl falan olmuştu herhalde, hani o zaman için genç bir kadın olarak sahaya gittim. Tabii ki hayatını eğitim üzerinden kuran büyük oran, hani benim kendi hayatıma yüklediğim anlamda eğitimin önemli bir yeri olduğu için, örneğin çocukluk arkadaşlarımla da görüşmeler yapıyorum falan. Danışmanımla da tabii hep temas halindeyim. Şeyden endişeliyim, örneğin hani çocukluk arkadaşım ilkokuldan sonra eğitimine devam etmesine izin verilmemiş, çok genç bir yaşta evlenmiş falan. Acaba görüşme yaparken böyle bir hiyerarşi kurmuş olur muyum? Var olan durumumla bir hani bir eşitsizliği yeniden üretmiş olur muyum diye bir endişem vardı. Sonra danışmanım Simten Hoca, Simten Coşar demişti ki, bu iş tam böyle değil. İnsanlar senin bıraktığın noktada kalmıyor, birincisi. Çünkü hayat değişiyor. Aradan 20 yıl geçmiş. İkincisi, evlenmek, çocuk sahibi olmak, çocuk büyütmek. Bunlar çok hani değer, yani insanların hayatına değer katan mevzular. Ve hani henüz 30 yaşına gelmiş ve çocuk sahibi olmayan falan bir insan olarak, tam tersi durumda senin üzerinde bir hiyerarşi kurulabilir. Bunun da farkında ol dediğinde, aa evet, yani böyle kafanızda bir şeyler yanmaya başlıyor ve hiyerarşilerin de çeşit çeşit olduğunu ve hayatın sadece eğitim düzleminden akmadığını fark ediyorsunuz. Hatta yer yer hani ne yapıyor bu kız burada falan gibi bir anlamı olmayan doktora yapmak, hani bunlar da çok sınıfsal şeyler bir yandan. Toplumsal sınıf, aslında sınıfla kastettiğim hep bunu özellikle belirtmek isterim. Yani sınıfın farklı katmanlarına da, sadece ekonomik değil. Çünkü sınıf dediğim şey benim giyimimden, üstümde taşıdığımdan, davranma biçimimden, yürüdüğümden, yani bunu nasıl bedenselleştirdiğimden bağımsız değil. Sadece hani yani ekonomik olarak şimdi Limontepe'den çıktığıma göre daha farklı bir pozisyonda olsam da belli meselelere bakışım hala çok alt sınıf tepkiler. Hani mesela şöyle bir şey alalım mı, evde hayatımızı kolaylaştır demiş mi? Hani ne gerek var ya, yapıyoruz bununla da
gibi. Hani bunlar o sınıfın davranış biçimlerini, habitus dediğimiz, hani Pierre Bourdieu'nun nasıl bir ortama doğdun, nasıl bir ortamda kültürlendin ve bunu nasıl taşıyıp devam ettirip o ikili ilişkilerine yansıtıyorsun. Hani bu sadece insanla kurduğun ilişki değil, mekanla kurduğun ilişki, nesneyle, materyalle, tüketim ürünüyle kurduğun ilişki, her şeye yansıyan bir şey. O sebeple sahada olmak dediğimiz şey... Yani böyle hep şöyle başlarız sanki sahaya. Ben öyle gibi geliyor. Hala öyle gibi geliyor. Hani gideceğim, görüşmeler yapacağım, döneceğim. Hani böyle bir şey değil. Çok ilişkisel bir şey. Ne siz başladığınız noktada kalıyorsunuz sahadan önce, ne görüştüğünüz insanlar. Hani başta bir kadın olarak sokakta dolaşman yadırganır ya da absürt belki bulunurken o bağlam içinde. Sonra kanıksanan, sıradanlaşan, aa bizim kız rolüne büründüğün belki. Bunlar böyle hani çok geçişken, sahada sürekli dönüşen meseleler. Hani benim oradaki mevcudiyetim de aynı şekilde. Bunu tekrar dönüp feminist etnografi nedir'e geldiğimde bunu söyleyebilirim. Şu, hiyerarşi kurmadan demek çok gerçekçi değil. Kimin kimin üzerine hiyerarşi kurduğu dediğim gibi çok kaygan. Ben onu şöyle ifade ediyorum artık. Tezde böyle yazdım mı hatırlamıyorum şu an, çok emin değilim ama mevcut hiyerarşileri yeniden üretmeden diyorum. Hani ben kendi sınıfım, konumum, toplumsal cinsiyetim, neyse sahip olduklarım ya da olmadıklarımla yeniden hiyerarşi kurmamanın yollarını arayarak ya da bir hiyerarşinin ya maruz kalmamaya çalışarak. Örneğin mesela ilk saha çalışmamı 2013 yılında yapmaya başlamıştım. O zamandan beri hep sahadayım. İstanbul'da yüksek binalarda yaşayan insanlarla görüşüyorum. İstanbul'un farklı semtlerinde bu binalarda lüks binalar. Çoğu da residence tipi binalardı. Hem böyle otel gibi yerler. Ben tabii oraya bir araştırma görevlisi olarak gidiyorum. İşte tek başına yaşayan İstanbul'da, ayakta kalmaya çalışan. Bir yerden dahil oluyorum o evlerin içine ve çok sınıfsal olarak ciddi bir fark var aramızda. Her görüşme ve bina tipi ve yaşam biçimine sahip insanla olmasa da o şeyi görüyorsunuz mesela. Bir anda şöyle olabiliyor. Özellikle erkek görüşmeciyse, aslında bunu böyle çok cinsiyetlendirmek ve genellemek istemem ama böyle karşılaşmaları farklı sahalarda da yaşıyorum. Hani dur ben sana bir anlatayım bunu, hani otur sen, hani ben sana bir anlatayım, bir anlat bana diyorsunuz, hani bir öğreneyim. Onu görüyorsunuz, hani bunun şeyi anlıyor tabii, hani kırılgan pozisyonunu ve belli açılardan dezavantajlı pozisyonda oluşunu anlıyor ve bir hani eğer daha eril bir bakışa sahip oluyor, erkek olması değil ama eril olması asıl mevzu elbette burada. Neyse hani o dediğim gibi hiyerarşiler değişkenlik gösteriyor sürekli. Küçük bir şey sorabilir. Tabii. O durumda mesela nasıl tepki veriyorsunuz? O mansplaining'e uğradığınızda. Mansplaining'in vücutlaşmış halini en çok nerede gördün dersen Limontepe çalışmasında gördüm. Şimdi şunu da hani niye saha çalışması yaparız sorusuyla birlikte buna cevap vermeye çalışsam daha iyi olacak. Şimdi mesela Limontepe bir enformel bölge. Şehrin dezavantajlı konumunda ve sınıfsal hani olanak, yani işte alt sınıf. Kent yoksulu aslında bakarsanız. Yani 4 katlı da olsa evi, bunun 3'ünü kiraya da vermiş olsa, ekonomik olarak ciddi bir sorunu olmasa da o toplumsal sınıf dediğimiz şey var ya, kente gecekondudan katılmak zaten bir dezavantajlı pozisyonu kendiliğinden ortaya çıkarıyor. Bir kent yoksulu olma halini çıkarıyor. Bir pratik olarak, bir yaşam biçimi olarak. Çünkü ne olursa olsun evde soba yakacaksın. Yani evde bir kombi yok çünkü doğalgaz hattı yok. Hani kentin belli sosyal ve altyapı olanaklarından zaten mahrumsun. Neyse, böyle bir yerin tarihini araştırıyorum. Tamam mı? Hani basit bir ifadeyle tezde buranın hikayesini tırnak içinde yazacağım. Bu mahalle nasıl ortaya çıkmış, ne olmuş? Ben oraya kentsel dönüşüm bölgesi ilan edildikten birkaç yıl sonra gitmiştim. Şimdi şöyle başlıyorum işe. Önce kurumlarla başlamak. Hani hem birkaç pilot görüşme yapıyorum. Bu esnada sahaya birkaç kez gitmenin önemine dair de bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da kurumlara gitmek istiyorum ki hani resmi belgelere erişeyim. Çünkü şu önemli, etnografi de yapsanız, otoetnografi de yapsanız bu şu demek değil. Araştırmacının kendi düşüncesi, hani böyle itibarsızlaştırılmaya çalışılan bir metodoloji olduğu için aslında özellikle otoetnografide, ne demek otoetnografi? Benim kendi deneyimimi veri olarak almak ve bunu işleyip teorize etmeye çalışmak. En basit ifadeyle böyle söyleyeyim.
Bütün otoetnografi çalışmaları özellikle son zamana kadar, şimdilerde biraz daha farklılaştı mı? Önce otoetnografiyi temize çekmeye çalışır. Hani bu bilimseldir arkadaşlar demeye. Çünkü şundan dolayı. Sonra derdini anlatır. Hani ben de biraz öyle yapacağım kaçınılmaz olarak sanki. Neyse ben tabii Limontepe çalışmasında gittim kurumlara. Şöyle bir kabulüm var bir araştırmacı olarak. Sonuçta ben doktora yapıyorum yani. Bilimsel bir şey üretiyorum. Gideceğim. Nereye gideceğim? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gideceğim mesela. Merhaba ben araştırmacıyım. İşte kütüphaneyi, arşivi kullanabilir miyim? Tabii buyurun diyecekler. Beni içeri alacaklar. Aa evet 1980'lere ait bilgiler şurada diyecekler. Hani bunu düşünüyorum çünkü. Öyle bir şey yok tabii. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne araştırmacı olarak girmekle bilmem kimin arkadaşı yani, tamam mı? Hani böyle şey bir pozisyon değil. İşte idari birimlerde çalışan kuzenimin, hani kuzeni olarak girmek inanın çok daha avantajlı bir pozisyon. Hani burada doktor öğrencisi de olsanız, profesör olsanız bilmiyorum değişir ama çok bir şey değişmez. Doktor da olsanız pek bir şey değişmez. Böyle tanıdıklı ilişkiler hala o kurumsal yapılarda size daha çok kapı ya da varsa arşiv açıyor. Neyse İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyorsunuz. O diyor ki, aa diyor bu bilgi işte Karabağlar Belediyesi'nde. Orası ilçe belediyesi Karabağlar'a bağlandı. Karabağlar Belediyesi'ne gidiyorsunuz. Orası ama Konak Belediyesi'ne bağlıydı. Oraya gitmeniz lazım. Konak Belediyesi'ne gidiyorsunuz. Diyor ki o diyor Ahmet Piriştin'de Kent Arşivi Müzesi'nde vardır. O dönemki meclis tutanakları oradaydı diyor. Oraya gidiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Meclis tutanakları işte farz edin ki 30 yılın meclis tutanakları var. Ama bunlar nasıl tutulmuş? Fotoğraf olarak tutulmuş. İmaj olarak yani. Doğal olarak da o dönemin şartıyla en azından kelime bazlı arama yapamıyorsun. Hani ne Limontepe, ne Gecikondu, ne bir şey, hiçbir şey. Tek tek binlerce ya da on binlerce sayfaya bakman gerekiyor. Bu gerçekçi değil tabii. Hani ben burada ne arıyorum tabii? En basitçe şunu söyleyeyim. Bu mahalle ne zaman kurulmuş ya? Bana bir yıl verin. Hani 1982 uyduruyorum. Verin bana bir yıl. Yani bunu bulmak istersin. Çünkü mahalle tarihi araştırıyorsun değil mi? En önemli ne zaman kurulduğunu merak edersin ve bu çok basit bir bilgi gibi gelir değil mi? Çok sıradan bir bilgi. Bu bilgiye kesinlikle ulaşamadı. Böyle şey vardır. Kafka'nın şatosu vardır ya. Hep yaklaşırsın ama o şatoya bir türlü giremezsin. Ve hep dolaşırsın devlet dairelerinin eteğinde. Böyle olunca bir bölgenin arşivi ya da kayıtlı tarihine erişemeyince bu böyle aylar süren gitmeler, gelmeler, girememeler. İşte bir başka daha şey departmanlara da giriyorsunuz. Özelleşmiş ne bileyim. Su işlerine gidiyorum örneğin. Buraya ne zaman su bağlandı? Tamam, bunlar da hani en azından evet buraya ciddi bir yerleşim, ciddiye almış yerleşim yeri olarak ve bir belediye hizmeti götürülmüş diye. Oraya gidiyorsun işte o mansplaining. Sana gecekondu ne demek onu anlatıyor. Ben zaten gecekondu çalışıyorum yani ve doktora yapıyorum hani. Lütfen demek istiyorsun. Hani çeşmeler onu anlatıyor bana. Su sistemi nasıl gelmiş? Çeşme fotoğrafları çekiyormuş onu gösteriyor falan. Aslına bakarsanız buyurun size hiyerarşi. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ne diyebilirsin ki? Gibi bir şeye geliyor günün sonunda. Hocam şöyle de bir dönüt alıyor musunuz o noktada mesela? Ben çünkü çok aldığımı hatırlıyorum. Size o veriyi sunamadıkları zaman karşılığında sen ne yapacaksın ki bunu? İtibarsızlaştırma yani. Evet, yani onu itibarsızlaştırma evet. Kesinlikle. Bu senin işine yaramaz. Ama çok yapacağım çalışmanın içeriğini bilmiyorsunuz çok. Ki gibi. Çok karşılaşıyorsun bununla. Şimdi o hani o mansplaining'in vücutlaşmış hali dediğim bu çeşme fotoğrafları değildi. Bu çok masumdu. Kitapta onu bayağı özel bir bölüm ayırmıştım. Okul müdürleriyle falan görüşeceğim. Yani bölgenin resmi kurumlarında çalışan, hani orada yaşayan falan. Hani bir bütünlük yaratmaya çalışıyorum ya. Farklı farklı insanlarla orada hayatını geçiren. Birisi şey dedi hani Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim'den izin alırsanız görüşme yaparım dedi. Tamam dedim gittim. Hani işte bölgenin tarihini araştırıyorum gibi daha yuvarlak bir şey yazıyorsunuz. Daha anlaşılabilir olsun diye. Şöyle şöyle sorular soracağım diye. İlçe Milli Eğitim de işte şef oluyor sanırım pozisyonu şimdi tam anımsayamam. Götürüp verdiğimde hani yani sizin karşınızda oturuşundan size yaklaşımına ve o yani hani onu tamamen hissediyorsunuz. Bu senin ne işine yarar? Bu sorularla
kusura bakma ama bundan ancak bir yüksek lisans tezi olur. Bundan doktora çalışması çıkmaz diyor. Hani ya da bunlar senin işine yaramaz, senin bir anket yapman lazım. Bak ben SPSS kullandım tezimde deyip çekmecesini açıp, hani bu şöyle şaka gibi büyük tezini masaya koyan filan insanlar oldu. Bir şey çok fazla diyemiyorsunuz çünkü dilekçenizin işleme alınmasını istiyorsunuz. Size dönüş yapılsın istiyorsunuz, izin almak istiyorsunuz. Bu dilekçeme hiçbir zaman yanıt alamadım. Sahadan ayrıldıktan sonra da defalarca aradım ve o ona bağladı, o ona bağladı derken hani bir muamma, o kişiyle görüşemedim. Başka bir okul müdürü bu izinsiz konuştu, onunla konuşmuştum. Pek bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü o bilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz ve bilgiyi alamamanın kendisinin de bilgi üretiminin bir parçası olduğunu kabul ettiğimiz için zaten bu etnografi çalışmada. O yüzden diyorum ya, etnografi yaptığın zaman bilginin kendisinin de ötesinde bilgiye giden yol da araştırmaya dahil. Tam da bu bütün bu kurumlardan gerçek anlamda hiçbir şeye erişemeyince zaten kaçınılmaz olarak sizin yapacağınız şey bir saha çalışması yapmak ve orada yaşayan insanların anlatısına başvurmak. Bu %100 güvenilir mi insan anlatıları? Tabii ki değil. Svetlana Alexievich işte Kadın Yok Savaşı'nın yüzünde galiba orada söylüyordu. Hani hatırlamak yani geçmişi temize çekmektir. Hani çarpıtırız, yeniden yazarız tarihi der. Öyle tabii ki. Hani işte orada yaşayan Limontepe'de birinci kuşak ve ikinci kuşak insanlarla. Yani ben ikinci kuşağım öyle düşünün. Annemler grubu da birinci kuşak. 50'ler, 60'larında genelde. Kaçınılmaz olarak siz orada yaşayan insanların sözlü tarihine başvuruyorsunuz. Tanıklıklarına başvuruyorsunuz ve varsa kendi kayıtlarına. Oradan işte dönemin mahalle muhtarı, işte orada 4 mahalle var Limontepe'de, semt orası. 2 mahallesinde yaptım ben bunu. Karşılaştırmalı, topografik olarak da farklı 2 bölgeydi. Hani hem mekanın yapısındaki o topografik farklılık, hem kuşak, hem de toplumsal cinsiyet. Nasıl değiştiriyor mekan deneyimini, mekanı anlatmayı, yaşamayı ve bedenselleştirmeyi? Özellikle de kentsel dönüşüm eşiğinde. Hani bir mekanı kaybetmek üzereyiz ya bir anlamda. Bunu çalışmıştım. Örneğin o muhtarın kayıtlarından 79 Temmuz'da oranın mahalle olduğunu öğrendim. Bu %100 bir bilgi mi? Hayır değil. Ama ulaşabildiğim tek bilgi. Peki bu bilgiyle ne yaptım? Çünkü bir yere dayanmak istiyorsunuz anlatıyı da desteklemek için. Örneğin dönemin İzmir'de çıkan bütün yerel gazetelerinin 1979 yılına baktım. İşte Yeni Asır, işte bir şey İzmir, anımsayamadım şimdi adını. Böyle hani yerel basına başvuruyorsunuz. Burada da tabii ki hiçbir şey görmüyorsunuz. İşin başka bir kötü yanı şuydu. Yerel basında ulusal haber görüyorsunuz hep. Yani Fenerbahçe kaç gol attı? Hep de futbol görüyorsun. Hani en lokal haberler de futbola yönelik. Hani Altay ne yaptı? Göztepe kaç gol attı? Gibi şeyler görüyorsunuz inanın. Ama hep makro politika okuyorsunuz. Hani bu, sadece bu süreç birçok şey gösteriyor size. Ne gösteriyor? Mesela kurumlar karşısındaki kırılganlığınızı, akademik araştırmanın ve kentin tarihini toplamadaki yalnızlığınızı, bir kent arşivi tutmadaki ciddi sorunları, yerel basının yerelin gündemine, hafızasını ve tarihini kayda almayı kendine çok da dert etmediğini ve bir tarihsizleştirme, ciddiye alınmama aslında bakarsanız durumu görüyorsunuz. Bunun birçok sebebi var tabii ki. Birincisi, kentin tarihi burjuvanın tarihidir. Hani kent soylu olmak ya burjuvada. Kente artı değer katanın tarihi dikkate alınır. Yani mesela Alsancak'ın tarihi dikkate alınır. Karşıyaka, hani Göztepe belki falan. Ama Limontepe'ninki değil. Fakat şöyle de bir yanılsama olsun istemem. Örneğin ben bunu Güzel Yalı Mahallesi, sosyoekonomik olarak çok ciddi bir fark var Limontepe ile arada. Buranın tarihini araştırsam ne değişirdi diye düşünüp bu sefer işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hemşeri İletişim Merkezi var, HİM. Onlara diyorum ki, şöyle yazıyor mesela, Limontepe ve Güzel Yalı Mahallesi'nin kuruluş tarihine falan, hani bu bilgi edinme hakkı var ya. Yani böyle o kadar çok şey yaptım ki inanın, onları yazdım yani. Kitapta da çok detay detay yazdım. Gelen yanıt ne Limontepe'ye ne Güzel Yalı'ya dair hiçbir şey yok. Hani bazen iyi işte o burjuva mahalle olma da çok bir şey değiştirmeyebiliyor.
Ya da şöyle, yıllar içinde bu insanlar kimlere oy verdi? Bunu merak ediyorum. Tabii ki internetten eriştiklerim var ama hep 2000'ler sonrası. Çünkü o zaman dijitalleştirmeye başlamış. Yüksek Seçim Kurulu'na yine yazıyorum, dilekçeyle başvuruyorum. İlçe seçim kurullarına gidiyorum filan. Yine o Karabağlar konağı, konak Karabağlara. Böyle bir paslaşma var. Şehir Plancılar Odası. Hani bunları da özellikle söylüyorum ki kent çalışırken hani kimlere gideriz, kimlere gitmeyiz de bir böyle hani akılda kalıcı örnek olsun diye. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Verdiği yanıt işte adresi dayalı kayıt sisteminden öğrenebilirsiniz. Ama onlar 2000 sonrası. Ben zaten öğreniyorum onları. Yine onu söylüyor size. Hani dijitalleşmenin de belli bir tarihi alıp gerisini göz ardı etme. Muhtarlıklar, kayıt, hiçbir şey yok yani bununla ilgili. O yüzden evet biz mecburen saha çalışması yapacağız. Ve ister istemez biz bu bilgiye güvenmek zorundayız. Yani handikapları var, eksikleri tabii ki var. Ama şu anlatıyı ben oradan topluyorum işte örneğin diyor ki bana diyor, düşünüyor tabii anlatıyor. Tabii o tarihlere %100 güvenmem mümkün değil ama bir aralık veriyor bana. Benim için de aşırı derecede önemli değil yani 82 ya da 84 olması aslına bakarsanız. Ama bir dönemi ve bu gecekondu bunun yani o mahallenin anlatısının Türkiye'deki gecekondulaşma anlatısında nereye oturduğunu anlamak için tabii ki önemli hani. Ama bir döneme oturması da yeterli aslına bakarsanız. Hani tam tık diye bir gün bulamıyorsam da bulamıyorum. Yapacak bir şey yok yani artık. Ve böyle bir saha çalışması yapmak zorundasınız. Sahaya birkaç kez gitmek meselesi. Şimdi ilk gittim. Ne yapıyorum? Pilot görüşmeler yapıyorum. Çünkü aslına bakarsanız net sorularım yok. Ne çalışacağımı da anlamaya çalışıyorum. Bir yandan doktora da zaten... Yapanlar, yapacak olanlar hani az çok tahmin ediyorsunuzdur. Nasıl desem böyle kapsamlı bir şey ama belli alanda da özelleşmiş bir bilgi toplamaya çalışıyorsunuz tabii ki. Şimdi burada benim yolum şuydu. Ben gömülü teori denen bir şey var. Grounded teori. Nedir bu? Belli dertlerin var tabii ki. Hani ben mesela şöyle düşünüyordum. Ben kentsel dönüşümü çalışacağım bu mahallede. Diye gittim oraya. Hani bir mekanı kaybetmek üzereyken onun tarihini anlamaya çalışacağım. Ama inanın ben buraya giderken toplumsal cinsiyet çalışacağımı hiç bilmiyorum. Yani buna yani böyle bir şey çalışacağımı düşünmüyorum özellikle yani. Neden çalışmam gereksin emin değilim hani başlarken. Ya da mesela etnisite çalışacağımdan eminim. Tamam hani böyle kafamda şeyler var tabii. Belli bir fikrim var ne çalışacağıma dair. Sonra gittim pilot çalışma yapıyorum. Şimdi az çok tanıdıklarım, bağlantılarım var. Mahalleye girmem bir sorun teşkil etmiyor yani. Ki önemli meselelerden biri oraya nasıl kabul edileceksin kısmı. Ben tabii daha şanslı bir noktadayım buna. Hiç bilmediğimiz yere nasıl kabul edilir konuşuruz. Gittim görüşmeler yapıyorum. Çok temel şeyleri sormayı hani... Aklıma bile gelmiyor mesela. Ama onlar anlattıkça benim sorularım oluşuyor. Mesela onlara ben ne anlattırıyorum? İlk gittim ne çalışacağımı da çok bilmiyorum ya. Hani gömülü teori böyle. Sahaya gidersin belli dertlerin olur ama keskin soruların olmaz. Ya da orada şekillenir. Sonrasında keskin sorularının olmasında da bir sakınca yok. O her zaman elimi güçlendirir ama en başta başı sonu belli bir çalışma yapmaya gidiyorsam oradan bir sürpriz çıkmayabilir. Kapatmış olursun kendini. Neden kapatasın, değil mi? Saha bu yani. İnsanların gündelik hayatına, evinin içine giriyorsun. Yani niye kapatasın ki? Derya deniz bir şeye giriyorsun yani. Veri bolluğuna. Neyse böyle özellikle kadınlarla görüşmeye başladım orada. Ve yaşam öykülerini anlattırmak istedim. Çünkü bir göç çalışıyorsunuz. Gecekondu bölgesi çalışıyorsanız bir iç göç çalışıyorsunuz zaten. Ve o doğdukları köylerden onları buraya getiren sebeplere elbette tahmin ediyoruz o sebeplerin ne olduğunu. Ama hani o her anlatının biricikliği ama bir yandan da o çok bir kişinin hikayesine de bağlı kalmıyorum tabii ki. Bir tez yazıyorum ve bir mahalleyi anlamaya çalışıyorum ya. Hani o da sakat bir şey, tehlikeli bir şey oluyor. Ama onu anlatma biçimi bile örneğin böyle çok ikili cinsiyetler ve anlatılar üzerinden gidiyor olabilir ama insanların kendi kimliklerini tarif etme biçimiyle ilerlediğim için öyle.
kadının kendini ve hayat hikayesini anlatışıyla örneğin erkeğin anlatışı arasındaki büyük fark da bana anlatı çalışmalarına dair çok değerli bir şey söylüyor. Tamam mı? Hani ben niye sadece çalışmamı kentsel dönüşüm diye sadece buradan gideceksin, nereye gideceksin, ne olacak, yıkılsın mı, yıkılmasın mı falan. Hani bunun üzerine kurarsam çok kısır bir şey olur ve yeni bir şey söyleme ihtimalim de düşük olur. İmkansız olmaz belki ama benim çalışmamda o yüzden mesela yaşam öyküsü anlatımı inanılmaz büyük bir alan açtı yani. Çünkü çok geniş. Yani nasıl anlatmak istiyorsa anlatsın bir kere. O anlattıkça aa diyorsun. Yani 1900 kaç doğumlu genelde? 50'ler doğumlu bu insanlar. 50'lerden bugüne elinde kız çocuklarının eğitimle ilişkisinden köy hayatındaki aile, tarım politikası, ekonomi politiği o dönemin, göçün kaç basamakta nasıl gerçekleştirdiği, itici gücü. Tabii ki bununla ilgili bir sürü çalışma var. Yani İlhan Tekeli'yle, Tahir Erman, ne bileyim aklınıza gelecek. Daha çok makro düzeyde ama çalışılıyor bu çalışmalar biliyorsunuz. Daha çok bu anlamda. Hani benim çalışmamın nasıl bir katkısı olmuş derseniz böyle bir katkısı olabilir. Çok mikro bir yerden. Ama onda mikroda, mikroyu anlamak ama olabildiğince makroya da, makroda nereye oturduğuna hani yerleştirmeye çalışıyoruz ya sürekli. Neyse, göç, ondan sonra enformal bölgeyi kurma, inşa etme, hangi çıkar çatışmaları ve dayanışma ilişkileri ortaya çıkıyor. Sonra devlet-yurttaş ilişkileri ve taktiklerini görüyorsunuz. Özal politikaları, evin üstüne kat çıkma, müteahhitle anlaşma, zabıtaya rüşvet verme, güvencesizlikle baş etmeye çalışma falan diye böyle büyük büyük anlatılar var ya, oranın her birine ulaşabilecek çatlaklar oluşturuyorsunuz aslında ve çalışma kaçınılmaz olarak o literatüre katkı sağlıyor günün sonunda. Ama bu demek değil yani hepimiz gidelim ve yaşam öyküsü anlatısı derleyelim. Her çalışmada tabii ki işe yaramaz ama bu çalışmada işe yaradı. Bir yandan insanlara kendi kişisel tarihlerini anlatmak istedikleri gibi anlatma alanı sağlarken diğer yandan bunun sonunda bana hani sormak isteyip de atladıklarımı sorabileceğim. Artık hani daha kentsel dönüşüm spesifik falan sorabilirsin artık devamında. Ama o çalışmanın hani yaşam öyküsü bana böyle bir alan açtı. Peki bunun bu anlatıların kişisele saplanıp kalmaması için ne yapacağız değil mi? En temel soru bu. Gittin Ayşe'nin yaşam öyküsünü dinledin ama yani bu bana ne söyleyecek kent çalışmaları için? O zaman Ayşe'yi dinlemekle kalmayacaksın. İşte başka insanları da dinleyeceksin. Sadece kadınları, yani sadece kadın anlatısı da çalışıyor olabilirsin ya da erkek anlatısı çalışıyor olabilirsin. Fark etmez. Ben hani iki kuşaktan, özellikle kuşaklar arası aktarım ve nasıl anlatıyorlar, nelere sahipler, nelerden mahrumlar ya da kenti nasıl deneyimliyorlar, evi, mahalleyi. Bu ne farklılık ya da süreklilik taşıyor. Bunu anlamaya çalıştığım için hem kuşağa dahil ettim, hem kadınlar, erkekler, 18 yaşından büyüklerle konuştum. Çocuklar yoktu. Böyle bir çalışma kendi kendini şekillendirmiş oldu. Şimdi burada mesela dikkat çekmek istediğim şeylerden birisi şuydu. Şimdi ben çalışmayı yapmaya başladım. Saha çalışmasında ne yaparız, ne yapmasak iyi olur. Yine bu da bir örnek olabilir belki. Gittim. Birinci kuşak kadınlarla görüşüyorum. Şimdi kafamdaki şey şu. Ben buraya gideceğim. Tamam, kaynak kişilerim var beni bağlantılandıran ama hani biz belki bir odaya geçeriz ve orada konuşuruz. Hani. Ben ona sorarım, o cevaplar falan. Kadınların tabii ki, birinci kuşak kadınların hiçbiri başka bir odaya falan geçmedi. Salonda ya benim annem var, ya kaynak kişi var, o kadın var, çat kapı içeri giren komşu var, çocuğu var, torunu var. Şimdi ben başta çok tedirginim. Ses kaydı falan da alıyorum. O ses kaydı yani cümbüş. Yani herkes giriyor çıkıyor falan. Salona bir anda geliyor. Aa Leyla gelmiş. Sen ne anlatıyorsun? Ne yapıyorsun buradan? Ama görüşme yapıyorduk diyorsun falan. Bu beni tabii çok tedirgin etti. Ve dedim ki ben hani bu işin metodu herhalde çöktü yani. Böyle olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kadın anlatmaya başlıyor. Mesela anneme diyor ki ne zaman bağlanmıştı bizim elektrik? Şunlar ne zaman taşınmıştı falan diyor. Hani böyle karşılıklı konuşmalar, diyaloglar, dahil olan komşular. Orada girmiyor muydu? Ha!
tanıyorum. Ha, evet, tam işte sonra, tabii tedirginim şimdi. Pilot çalışma bir iki tane görüşme yaptım. 7-8 tane yapmıştım. Sonra İstanbul'a döndüm ama biraz canım sıkkın hani, olmadı herhalde bu diye. Sonra düşünüyorum ki tamam, yani sen zaten bireysel anlatıyı, kolektif anlatıyı derlemek için bir aracı olarak kullanıyorsun, değil mi? İyi, birlikte anlatıyor işte insanlar. Hafıza böyle bir şey değil mi? Amaç Ayşe'nin hikayesi değil. Ayşe'yi Limontepe'ye bağlayan, Limontepe'yi de açığa çıkaran hikayeler, değil mi? Ve bir tarih anlatısı. İster bunu onunla yazsın, ister bunu onu birlikte anlatmak. Bu bir kere anlatıyı zenginleştiriyor. İkincisi, şimdi ben tabii görüşme yapmaya çalışırken, hem yaşam öyküsü hem ardından da görüşme yapıyorum. Aslında günün sonunda bir odak grup görüşmeye döndü bu. Hani birden çok kişinin katıldığı ve bir meseleyi tartıştığı. Yani hani başta kurduğun, planladığın, yola çıktığınla hiç alakası yok. Peki olması gerekir mi? Yani ben bir taahhüt vermiyorum ki kimseye. İlla da görüşme yapacağım. Verseniz de fark etmez. Çünkü sizin önceden planladığınızla sahada başınıza gelenler ya da sahanın kendi dinamikleri çok farklı. Bunu ben tabii ki güvenlikli sitelerde oturan, rezidanslarda oturan insanlarla görüştüğümde evet, tek etek, planlı, zaman, her şey net. Cumartesi günü 9'da sizdeyim, uygun mu? Uygun falan. Hani böyle keskin. Kadınlara diyorum ki mesela, gitmeden önce arıyorum. Ne zaman hani gelelim? İşte yarın saat 3 gibi gelelim mi, olur mu? Olur, ben hep evdeyim, istediğin zaman gel diyor mesela. He diyorsun. Yani bu bir kere olan bir şey değil tabii. Bunlar biriken şeyler. Evet diyorsun. Yani benim kafamı şekillendiren modern o zaman mekan kullanımı her coğrafyada aynı şekilde işleyecek diye bir şey yok. Hani, zaman üretimi. Zamanın üretimi, evet. Yani zaman öyle yaşamıyor. Bir. İkincisi, mekanı da öyle yaşamıyor. Birinci kuşak kadınların bir özel mekan ihtiyacı yok ki. Evin sahibi zaten o. Ve annemin yanında anlatmakta da bir beis görmüyor. Komşusunun içeri çat diye girmesinde de bir beis görmüyor. Bu ne oluyor? Evet, bu da mekan nasıl düzenleniyor? Nasıl kullanılıyor? O ilişkiler teklifsiz nasıl akıyor? Ve bu bize komşuluk, dayanışma ya da her neyse ona dair ne söylüyor, değil mi? Aslına bakarsanız siz kadının yaşam öyküsünü dinlemeye giderken mahallenin dinamiklerinin de o eve nasıl girdiğini ya da o evden nasıl çıktığını anlamış oluyorsunuz. Tam da bu işte etnografik araştırma yapmanın zenginliği buradan geliyor. İstediğiniz ya da istemediğiniz kadar, çünkü bu yani şöyle diyeyim, araştırmacı için tabii zorlayıcı olabiliyor. Konsantrasyon, odaklanma, soru neydi? Hani bu zor bir şey. Ama değer mi? Değer, evet. O ilişkileri, mekan kullanımını falan hepsini görüyorsun. Çok araya girmek istemiyorum. Yok. Bu mesela şey, yani kalitatif, niteliksel çalışmalarda dilin çok merkezi bir şey var ya, dil ve anlatım. Tam etnografik çalışmada o dilden başka bir sürü ilişki devreye giriyor. Yani insanlar, insan olmayan diğer varlıklar, evet, mekansal, yani ilişkiler seti. Ne, yani normalde birebir yaptığınız görüşmede birisinin anlatımından elde edemeyeceğiniz çok fazla denklem giriyor işin içine. Yani hani aynı şey değil, yani etnografi sadece niteliksel bir çalışmanın gidip orada yaptığınız bir görüşme değil yani. Evet. Bu çok, bence bu çok önemli. Evet. Görüşme bir teknik. O yüzden görüşme bir teknik, etnografi bir metodoloji. Hani görüşme çok, belki de yani hani Angel's ayağı mı desem acaba? Angel's değil de tek başına çok bir karşılığı olmayabilir. Çünkü kadının anlattığını gözlemliyorsun ya zaten. Ya da sahada olabildiğince fazla sahada olmaya çalışıyorsun ki. Yani, hani evet, nasıl bedenselleştiriyor kadın onu? Nasıl evi kullanıyor? Kadının tek başına başka bir odaya girmek istemeyişinin bir anlamı var. O mekanın nasıl düzenlendiği, kendisinin o mekanı kendini nasıl yerleştirdiği ile ilgili. Ama aynısını ikinci kuşak kadınlarda görmüyoruz. Onlar kesinlikle bir özel mekana ihtiyacı istiyor ve onlarla kesinlikle tek başlarınayken konuşuyorum. Çünkü onun, yani merak ettiğim şey, ev, mahalle, kent deneyimi. Yani bir kadının özellikle, erkekler için de geçerli ama kadınlarda daha çok öne çıktı bu. Mekan kullanımı anlatısı mahalle baskısından ayrı değil. Bu kadar kapalı ve herkesin hayatına teklifsizce dahil olduğu yerlerde. Kadının geliştirdiği stratejilerden bağımsız değil. Hani yani sokağa çıkabilmek için ya da kente karışabilmek için. Giyim kuşamı, ne bileyim, bir sürü şey var. Onlar kesinlikle ayrı
bir şekilde bunu konuşmak istiyor. Neyse, bir yandan evi gözlemliyorsun, sobanın üstüne ne konuyor, mutfağın o kadar da bizim o apartman hayatı kullanımdaki kadar mekanların özelleşmediğini görüyorsun. Sobanın üstündekinin yazın tandırın etrafında kurulduğunu bahçede görüyorsun. Aynı objeler, hani onu fotoğraflayabilmek, gözlemleyebilmek vesaire, o açıdan başlı başına sadece orada olup sokağın sesini dinleyebilmek bile ya böyle romantize ediyor gibiysem de öyle etmediğimi söylemek isterim. Hani böyle her şeyden de bir bilgimi çıkarıyoruz. Çıkabilir yani. Çıkmaya da bilir ama. Ama olabildiğince etnografi yaparken orada bulunmak, mümkünse oraya taşınmak. Hani ben oraya çok yakın bir yerdeydim ve hemen her gün sahadaydım 3 ay boyunca. Yani daha uzun olabilir miydi? Olabilirdi. Tabii etnografik çalışmalarda daha uzun olmasını beklersin. Ama bazen olmuyor. Neden? Saha size çıkmanızı söylüyor bazen. Orada bir nokta geliyor ve daha fazla istenmiyorsun. Bunu da biraz konuşuruz. İşte mesela farklı mevsimlerde orada olabilmek önemli. Birkaç kez oraya gidebilmek önemli. Günün farklı saatlerini sokağı anlayabilmek önemli. O yüzden hani mümkünse gece de orada dışarıya çıkmaya çalışmak, gece de oraya gitmeye çalışmak, farklı araçlarla gitmeye çalışmak, hani taksi gidiyor mu gitmiyor mu, her saat ne oluyor? Yani özellikle informal bölgede tabii ki bunların hepsi, işte ne bileyim, İstanbul'da, Armutlu'da çalışsanız kimlik kontrolü yapılıp yapılmaması, girişte bir panzer olup olmaması falan, tabii ki hepsi bir şey, yani bir veri bize. Biz bir veriye karşılık geliyor. Şimdi burada araştırmada hani o bölgeden olmak olmamak meselesinin olanaklarına ve gerilimine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi ben orada kaç yaşında? 15-16 yıl bilfiil yaşadım. Sonra da ailem bir süre daha yaşamaya devam etti. Ben de üniversitedeyken hani gittim geldim. Sonra taşınmıştı ailem de bir 6-7 yıl sonra. İlişkilerimiz devam ediyor. Oraya gittiğinde tabii oradan çıktığın gibi değilsin. Hem sınıfsal olarak, hem eğitim, hem bakış açısı, hem o mekanla ilişkin tabii ki birçok şey değişiyor ama tamamen dışarıdan da değilim. Hani size anlatmadıkları şeyi bana anlatırlar. Hani belki sizi kabul etmeyebilirler. Özellikle kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmesinin bunda payı var. Çünkü hani niye geldin? Gazeteci misin? Belediyeden mi geldin? Çünkü daha sonra ben buraya 2017'de yapmıştım saha çalışmamı. 2019'da tekrar buraya gidip bu sefer sadece kadınlarla görüştüm. Onlarla kentte görmek isteyip göremedikleri yerleri birlikte gittik, gezdik. Video çektik. Deutsche Welle'de yayınlandı bunlar. Onun üzerine ayrıca konuşuruz. Ama mesela oraya kamerayla gitmeyi görmüş olduk. Mesela ben ilk gittiğimde kamerayı da kullanmak istiyordum esasında saha çalışması yaparken. Hani kursam ve bir söz tarih kaydı gibi anlatırken kayda geçse hiçbiri istemedi bunu. Yani çünkü hani çekindi, anlatmak istemedi, tedirgin olurum dedi. Hani alışık olduğu bir şey değil tabii. Sonra o ikinci çalışmada böyle kısa kısa bunu kabul ettiler. Fakat o videolara bakarsanız, benim adımla YouTube'da Deutsche Welle yazıp ararsanız çıkacak. İşte kadınların isimleriyle hikayesi, Hanife'nin hikayesi, Lütfiye'nin hikayesi, Gülsüm'ün hikayesi gibi. Onların böyle kent hikayeleri, kısa 5-6 dakikalık. Mahalle görüntülerinin az olduğunu fark edersiniz o videolarda. İzmir görüntülerinin daha çok olduğunu görürsünüz. Çünkü mahallede çekim yapmak o kadar kolay değil. Kamera olunca çok küçük bir kamera bu. Yani böyle bir kamerayla asla gidemezdik bence. Küçük bir kamera. Neden geldiniz? Hani ben şimdi şu evimin üstüne bir şey yapmıştım ama bir kat, yarım kat gibi bir şey. Hani bununla izin de almıştık ama sorun mu falan gibi. İnsanları çok tedirgin edici ve siz de o pozisyonda olmak istemiyorsunuz. Çünkü ona nasıl bir tedirginliğe karşılık geldiğini ben çok iyi biliyorum ya bir yandan. Onun üreticisi olmak istemem. Mesela o bahsettiğim, belki buna bir hiyerarşi derseniz bu da ona dahil olabilir. Hemen kapatıyorduk ve sabah erken saatte şöyle bir genel ve küçük küçük fotoğraflar. Hani öyle insanların koşturduğu, sohbet ettiği, gezindiği öyle görsel şeylerimiz yok mesela. O da işte evet, sen giderken ne hayaller kuruyorsun ama sahada öyle işlemiyor. Hiçbir şekilde öyle işlemiyor. Buraya nereden geldim? Ha, kamera orada çalışmadı yani. Kamera işi orada yürümedi. Diyeyim. İçeriden ve dışarıdan olmak. Yani içeriden olduğum halde kamerayla giremedim örneğin. Öyle düşünebilirsiniz. Ben sadece balkonunda, bahçesinde açtık kamerayı ve kabul ettik, konuştum.
içeridensiniz kısmen. Mesela beni biriyle görüştürmeye çalıştığında hani böyle bizde çalışan kodlar vardır. Akrabalık, abimin kızı, işte bizim bilmem neyin torunu, ne çocuğu falan. İşte öyle şeylerle tanıştırılıyorum. Ama bir yandan da oradan olmadım. Şimdi evlenmişsin, gitmişsin oraya, tamam mı? Şeyi söylüyor yani. Hadi artık bitir de git. Kocan orada tek kaldı diyor, tamam mı? Hani şimdi kaynak kişilerin seninle samimi ilişkilerin olmasının da handikapları. Şimdi bir yandan senin elini çok kolaylaştırıyor görüşmeci bulmakta. Ama bana mesela şöyle görüşmeci buluyor. Tamam, ben bugün ayarladım, 5 kişiyle görüşüyorsun. 5 kişiyle görüşemem ben bir günde. Böyle bir şey değil. Tam çok uzatıyorsun ama sen de diyor mesela. Görüş bitir. Bak daha bununla görüşeceğiz diyor. Aslında metodu tartışırken onun şeyle paralel çok güzel. Yani çok fena. Hani şöylesiniz arkadaşlar. Bir araştırmacı için cennet aslında hani. Oh, bir sürü insan var görüşme yapacağım. Hani sevindirici bir şey ama İzmir 40 derece. Etnografi böyle yapılmaz. Benim o kadar halim yok yani. Oradan oraya falan. Biraz da gözlem yapmam lazım diyorum. Hani bir konuşalım. Hemen görüşmeye başlamayalım. Sen sıradan zamanını nasıl geçiriyorsun? Ne bileyim, azıcık bana izin ver de bir gözleyeyim seni böyle şey yapmadan, seni de rahatsız etmeden. Ama öyle olmuyor. Ben günde bir tane görüşme yapsam yeter. Her gün yapmam da gerekmiyor. Görüşmelerini yap. Yazık. Kocan orada tek. Bana yazık. Ben burada telef oluyorum yani kaç derecede. Hiçbir şey bulamıyorum. Hani gidiyorum geliyorum falan. Neyse. Ama bir nokta geliyor. Başta böyle şey buluyorsun bunu. Sempatik buluyorsun. Hani tatlı bir sohbet. Fakat sonra tezini ne zaman bitirip ne zaman çocuk yapacaksına dair birisinin senin için planlar yaptığını görüyorsun. Tabii sahada kadın olmak, genç kadın araştırmacı olmak falan gibi birçok tanıdık olmak. Senin hayatına müdahale etme hakkını görüyor ama tanımasa da görüyor. Kadın olduğun için kadınlar kadınlarla daha teklifsiz her şeyi konuşabileceği kabulüne sahip. Neyse bir nokta geliyor ve artık diyorsun ki ben burada istenmiyorum. Çünkü artık şey oluyorsun. Evini ihmal eden insan oluyorsun ve hani yeter artık, o kadar kişiyle görüştün yani. Daha ne diyeceksin ki? Bir de şey vardır. İnsanlarda kendi hikayesini ciddiye almama var. Aman hep aynı işte. O sana ne anlatacak ki farklı? Hepimiz aynı şeyi yaşamadık mı? Annenler de biliyor zaten diyor mesela. Yani böyle işte o sizin işinizi sizden daha iyi yaptığını düşünen, yol gösteren çok kişi oluyor. Hani içi dışı falan. O yüzden 3 ay az mı? Yok, az değildi bu çalışma için. Hani bölgenin belli kodlarını zaten bildiğin için az değil. Ve zaten saha seni tutmuyor. Mesela o saha, diğer kamerayla bir hafta gittiğimizde de artık yani 6. günün sonunda bizim oradan çıkmamız lazım artık. Hani hem ya rahatsız ediyor hissini anlıyorsunuz. Yani rahatsız ediyorum ben galiba insanları. Ve bu hani şeydir ya, bir paylaşım ortamı. İnsanları da rahatsız etmek istemezsiniz. Yani bu anket değil, gidelim konuşalım, alalım gelelim. Değil tabii ki. Bir de size gerçekten alanını açıyor. Seninle İzmir'e geliyor. Seninle tekrar görüşme yapıyor. Bu mesela çok yoğun bir çalışmaydı. Çok zaman harcıyor seninle. Yani gerçekten bu çok değerli bir şey. Yani bir araştırmacı için çok 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 değerli. Ama bunun da mesela bu araştırma şöyle ortaya çıkmıştı. Ben bir araştırma yapsam ama bu sadece benim işime yaramasa. Çünkü ben o kadınlarla ilk o görüşmeleri, mekan deneyimlerini dinlediğimde şu cümleler benim zihnimde tezi yazarken, tezden sonra hep dolaşıyordu. Yani İzmir'e, sen İzmir'e gel, kemer altını bilme. 35 yıldır İzmir'de yaşa, kemer altını bilme. Hani burada Kızılay'ı bilmemek gibi bir şey. Bu çok ağır bir cümle aslında. Şimdi onun şartlarını vesaireyi biliyorsun. Kadın olarak kente katılımın gerilimlerini biliyorsun. Şimdi çocuklu olarak kente katılımın ne kadar zor olduğunu biliyorum falan. Neyse. Bu hani öyle. İşte feminist çalışma dediğimiz şey var ya hani. Yani tabii ki kadın bütün hayatını değiştirmiyorsun. Kimsenin de öyle bir iddiası yok. Öyle bir gücü de yok. Bir ne haddine. Hani değiştirmesi gerektiğine sen nasıl karar veriyorsun da. Böyle küçük dokunuşlar yapmak. Çünkü kadınlar o konuşmalarda şunu biliyorsun. 10 yıl önce belediyenin yaptığı geziyle incir altına gitmeyi hatırlıyor. Fotoğrafını albümünden çıkarıp seninle paylaşıyor. Evet, değerli onun için ve bir vesile. Hani büyük bir şey yapmıyorsun ama karşı tarafın da... Aslında o görüşmelerde mi çıktı ortaya? Bu ilk görüşmelerde... Sizin hani kendi başınıza böyle...
Ya şöyle ilk yani tez görüşmelerinde kadınların, birinci kuşak kadınların tabii, çok kısıtlı deneyimi olduğunu dinledim hep zaten kent anlatılarının. Hani geldik 10 yıl sonra çıktık diyor. Mesela konağa gittik, fuara gittik falan diyor. Sonra benim hep aklımdaydı ama tabii tezin kapsamını artık aşıyordu yani. Hani onu tabii ki işledim ama kısıtlı düzeyde. Sonra buna derinleşmek istedim. Kadınlar niye kente çıkamıyor? Tabii ki tahmin ettiğimiz gerekçeler var. Ekonomik bilmem ne bilmem ne. Tamam. Ama sadece ekonomik değil yani. Hani otobüse binip 25 dakikalık mesafeye gitmenin, kordonu al sence çıkabilirsin. Çok, şehre çok yakın bir yer bu arada, kent merkezinde. Çok merkez hatta artık iyice. Sadece ekonomik bir karşılığı yok. Yani bu ekonomiyle açıklanamaz. Çünkü kordona gidince çiğden de çitleyebilirsin. Yani bir şey satın alman gerekmiyor ya, anladığım. Yani kent deneyimiyle kastımız illa kordonda balık yemen, restorana oturman gerekmiyor. Yapabileceklerini de niye yapmıyorlar gibi, böyle daha özelleşmiş bir şeyle gittiğinde hani hem onu anlıyorsun hem de videoları izlerseniz böyle görürsünüz. Güzel anlatıyor kadınlar ve evet, hani izledim. İyi hissettiklerini de anlıyorsunuz. Bu şey yani başka bir tatmin de katıyor araştırmaya ve şunu mesela önemsiyorum. Akademik araştırma yapmak çok değerli ama mecraları çeşitlendirmek bana kalırsa sanki daha da değerli. Yani hani bir çalışmanın hem akademik boyutu olsa ama mümkünse, her çalışma buna alan vermeyebilir. Başka şeyleri de olsa, mesela videosu da olsa ya da daha popüler bir dergiye yazısı da yazılsa ki akademik olmayan insanlar da görse, değil mi? Hani ne bileyim, bir kent plancı onu okusa, akademisyen olması gerekmiyor ki. Hani aa evet ya bak böyle bir şey var. Bir ışık yani, sonuçta yaptığımız bütün çalışmalarda küçücük bir nokta olabiliyoruz en fazla. Ve ürettiğim çıktı. Bunu ortaya çıkaranların hayatında da bir şeye tekabül etse. Örneğin kadınların bunu bir anı olarak saklayabilmesi, yakınlarına izletebilmesi, o videoların altındaki YouTube yorumlarına baktığınızda, YouTube'daki yorumlara, aa teyzem sen, teyzesi yani gerçekten, yeğeni yazıyor diyor ki, aa teyze ben senin bu hikayeni hiç bilmiyordum ya falan diyor mesela. Hani çocuğu falan da çok bilmiyor. Bir de şöyle bir şey vardır. Tanıdığımız insanların çok detaylı bilmeyiz aslında hayatını. İnanın tanımadıklarınızın, hani samimi olmadıklarınızı daha iyi bilirsiniz. Sorarsınız ona çünkü. Ama içine doğduğunuzda sormazsınız fazla. O da bir yanılsama yaratır. Tanıdığınızı sanırsınız. Hani o bildiğim yere araştırmacı olarak girmenin böyle bir şey de vardı. Aslında kimseyi tanımıyorsun o kadar da. Hani o yaşam hikayesini falan o kadar da bilmiyorsun. Ve kadınların saklayacağı ve aktarabileceği ve hikayesini de sahipleneceği bir yandan. Aa ne güzel anlatmışsın. Aa ne güzel işte ifade etmişsin filan gibi, hani kadınların bunu çok böyle sevdiler yani. Hani fotoğraflarını götürdük. Hangi fotoğrafları kullanalım, kullanmayalım'a birlikte karar verdik. Hani bu katılımcı nasıl birlikte sahada karar alınabilir? Mesela görüşme yaptığımda o 2017'de kadınlardan şöyle şeyler dedim, erkeklerden duymadım ama hep bir hayat hikayemi yazmak istedim. Hani çünkü zor şeyler yaşıyorlar gerçekten. Hani şu anlatı var, o da kitabın şeyine, hani girişin başlığıydı, yazsak roman olur. Öyle başlıyorlar çünkü. Oo Leyla biz neler çektik anlatsak. Evet öyle zaten, yani hepsi kıymetli ve herkesin çektiği çekmediği kendi şeyiyle, hani nasıl ifade ediyorsa öyle yani. Sonra mesela bu insana ne yapabilirsin? Ben bu görüşmeyi yazacağım. İstiyorsan sana bir kopyasını vereyim. Aa diyor, ne kadar güzel olur. Ben onu saklarım hep diyor. Hani çocuğuma veririm, bilmem kime veririm. Değerli. Çünkü yazmak hayatında yaptığı bir şey değil. Ama birisi onun için yazmış olacak o anlattığı hikayeyi. O onun için mesela çok değerliydi. Böyle isteyen kişiye böyle bir şey verebilirsiniz. Ve yine o karşılıklılık ve ne bileyim. Kayda geçirmenin. Evet. Kayda geçmenin, hani hep bir yoksulların böyle kayda geçirme, onunla çok ilgili olmadıklarını falan söyleriz ya. Ya da evet. Şeyde hani sözü tartı falan, öyle tartışmalar vardır. Ama aslında kayda geçirmek istiyorlar. Yani bir yerde kayda geçmesini istiyorlar kendi hayatlarının. Bir yerde kalmasını istiyor. Çünkü çoğu zaman dar, zaten hani sessizleştirilen bir grup, kent yoksulu bu insanlar. Hani Latife Tekin'in romanlarında falan çok görürsünüz. Berci Christ'in çöp masallarında da görürsünüz. Ben mesela benim kafamda bir şey açan Buzdan Kılıçlar'dı. Latife Tekin'in Buzdan Kılıçlar romanı. Şey diyordu orada, işte Volvo'sunu çok seven bir adam vardı. Adını unuttum şimdi o ana karakterin.
Orada bir şeyler anlatıyordu. Diyor ki yoksulların hani yani bir kelimesi dili yok. Onlar fısıldaşırlar diyor hani. Şimdi dil kime ait? Söz kimin? Değil mi? Yazıya geçirmek ve bunu çoğaltmak çok sınıfsal bir şey yani. Hani akademi de çok uzun yıllar belli bir sınıfa hep kapalıydı. Kim bilgi üretiminin sahibi? Hani kim nasıl üretiyor o bilgiyi falan? Bariyerler sadece duvarlarla değil. Çok kesinlikle hani herkes girebilir akademiye. Hayır giremiyordunuz yani öyle bir şey yoktu. Şimdi de hani işte aralardan sızmaya çalışıyoruz. Hangi akademiye girip giremediğimiz başka bir kaydı kos kayıtlara geçmesin. Bir de toplumsal sürecin bir parçası haline gelmiş oluyor aslında. Orada sizin o sürece dahil ettiğiniz kişi ve ona bence kendi o hayatındaki rolünün dışında bir rol ataması yapmış oluyorsunuz. Ve karşı taraf kendini bir şeye ait olma ve hiçbir zaman belki yerine getiremediği toplumsal süreçte bir rol edinebilme hakkı da tanımış oluyor. Ve bence karşılıklı beslenim aslında tam olarak bu noktada başlamış oluyor gibi geliyor bana. Kesinlikle karşılıklı beslenim. Yani araştırmacı bir şey atfetmiyordur diye düşünüyorum. Hani o da bir hiyerarşi gibi ama şöyle, evet öyle bir cüret görmesi iyi olur. Sana ben rol vereceğim gibi olmasın. Ama kastettiğim o değil aslında. Evet evet. Hani az çok şey yapıyorum, anlıyorum. Şimdi etnografinin olayında zaten şu var ya, alıntı yoğun bir anlatım. Ne demek bu? Şimdi metni ben yazıyorum. Tabii ki metni ben kurguluyorum. Elbette benim rolüm daha fazla. Hiç öyle %100 eşitlik falan öyle bir şey yok. Hangi bilgiyi alıp kimi dışarıda bıraktığımı ben karar veriyorum, değil mi? Hani keşke şöyle bir şey olsa da hep birlikte yazsak. Onlar da okusa, müdahale etse belli şeylere falan ama bu da her ortamda ve her koşulda yapabileceğim bir şey değil. Neyse. Ama alıntı yoğunluğu yaptığında ben mesela bunu teknik olarak şöyle ifade ettim. Şimdi bu bir habitusun yani o bölgenin kültürel pratiklerinin de gereği olarak biz dantel yapmayı çok iyi biliriz. Hani benim yaşımdaki kadınlar da belki biraz gençler de iyi biliyordur. Hani sonra kadınlarla konuştuğumda kendi yaş grubumdaki hani şeyi konuşuyorduk. Yani niye piyano çalmayı bilmiyoruz da dantel, oya, havlu kenarı falan yapıyorduk hani. Tabii ki bir sınıfsal karşılığı var. Ama bir yanda da tabii makbul kadın olarak yetiştiriliyorsun. Hani ne iş yaparsan yap evinin kadınısın sonuçta ve bunları bilmen lazım gibi. Fakat o dantele sahip çıkmayı da değerli buluyorum birçok açıdan. Tezde bir teknik gibi oldu o benim için. Hani motifli bir dantel yapmak vardır böyle. 10 tane motifi vardır. Sonra onu ucuca eklersin ve bir kare örneğin. İşte sehpa örtüsü çıkar, TV örtüsü her neyse. Şimdi alıntı yoğun anlatı şöyle oluyor. Ben herkesten bir motif alıyormuşum gibi hissediyorum kendime. Tamam mı? Hani 50 küsur kişiyle görüşmüştüm. Herkesin bir hayat anlatısı var. Ben ne yapıyorum orada derseniz, şimdi ben de o hikayelerden biriyim. Dedim ki ben de bir motifim. Ama bir yandan da bu motifi birbirine bağlayan benim. O motifleri de birbirine tığlarsın çünkü. Bu ne demek oluyor? Tek elden çıkan bir dantel değil bu. Hani birisi daha büyük, birisi daha küçük. Birisi daha düzgün, neat gibi yani. Birisi daha hani dağınık. Ama hani işte o kolektif bir anlatı. O yüzden de o mesela bölgenin tarihini insanların tarihinden doğru yazdığında aslında böyle çok motifli bir dantel ortaya çıkarıyorsun. Ve senin sözün sözlerden biri haline geliyor olabildiğince. Yine de tabii ki senin sözünlerle fazla elbette. O yüzden de evet onun anlatısı Limontepe anlatısında önemli bir yere, yani anlamlı bir yere. Hani hepsi, her şey önemli de anlamlı bir yere oturmuş oluyor ve kendi sözünü bulabiliyor. Kendi anonim adını bulup o hikayeyi istiyorsa takip edebiliyor gibi. Çünkü hocam bir de şöyle bir şey var mesela bu zamana kadar belki bunu komşusuna ya da bir arkadaşına anlatmış. Oradaki hissettiği değer biçimiyle sizinki mesela daha bilimsel, daha gerçekçi bir tarafı var. O tarafa yaptığı katkıda hissettirdiği duygu çok başka. Aslında siz buradan belki bir bilimsel çalışma üretmek için siz faydalanmış oldunuz ama karşı taraf da aslında bu taraftan bambaşka sosyolojik bir boyuttan faydalanmış oldu. Öyle umuyoruz evet. Yani öyle bir niyetle zaten aslında çıkıyor. Bir şey diyecek miydin? Ha, bir arkadaşın söylediğine bir şey söyleyeceğim.
ya böyle toplumsal süreçlerin parçası olma konusunda şey, toplumsal süreçlerin parçası aktörlerinden biri olmayı biz böyle heroik bir rol elde ettiğinde sanki, yani böyle küçük küçük gündelik hani pratiklerin sanki toplumsal süreçlerin bir parçasından çok daha önemsiz ve dışındaymış gibi, toplumsal süreçler işte ne bileyim direnişler, mücadeleler ya da işte yani hani evinde gündelik pratiklerini şey yapan değil de işte bir yerde mücadeleye giden kadın ya da hani daha böyle kurguluyoruz gibi. Ya da işte evet, başarı, bir şeye başaran, bir şeye ulaşan ya da yani anlatabiliyor muyum? Böyle biraz böyle heroik kurguluyoruz. Orada biraz bir şey var. Yani hani toplumsal süreçler tam da minik o çok fazla pratiğin ürettiği birikimi değil mi? O yüzden hani evet, birkaç böyle çizgiyle, birkaç böyle teoremle falan hani küt diye açıklayamamamızın, ya etnografinin aslında tam da belki de niteliksel çalışmalarda hani o süreçleri anlamada çok önemli olmasının sebebi o. Yani o küçük küçük şeyler, pratikler. Evet. Hani kendi başına böyle baktığında ya da hani makro teorilerle ilgilenenler böyle önemsizleşti. Sadece description, böyle fictive description diye böyle sanki hani teori üretmeyen şeyler gibi şey yapılır ama aslında tam da böyle ontolojik bir şey koyuyor oraya. Yani öyle. Toplumsal süreçler hiç de öyle işte hani tarihsel bir öznenin önünde gidip sürüklediği değil de gerçekten böyle contingent, böyle hani öngöremediğin küçük küçük pratiklerin öngöremeden bir araya getirerek dönüştürdüğü süreçler oluyor. Evet. Hani, o yüzden o aktörleri de kendimiz de onun bir parçası olarak görmek bence önemli. Ama etnografik çalışmada belki de etnografik yani şey Strasser miydi? Şey, etnografinin iki alanı var. Hani birisi insanlarla görüştüğünüz alan dediğimiz alan, diğeri de yazma. Yazma da bir alan. Hani çünkü o yazarken o alandan gelen şey çok değişime uğruyor aslında. Çok. Çok şekilleniyor ve burada etnografın kendisi o motiflerden sadece birisi değil, çok ciddi anlamda etki ve o yüzden hani bunun etiği ve siyaseti çok 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 içinde ciddi olan bir şey. Evet. Tam burada belki şunu söylemek iyi olabilir. Pınar Selek bu kenardakilerle çalışmak mı sanırım, öyle bir metni vardı. Metodos diye, Kur'an yöntem kenarından Metodos diye bir kitapta çıktı derlemede. Onu da basmışlardı. Çok o 10 yılı geçmiştir herhalde. Orada şey diyor. Sen bu sahaya niye dahil oluyorsun? Yani merak mı? Hani popüler işte, ya hadi gel gidip bir tarla başında çalışalım ya, nasıl yaşıyorlar falan gibi bir yerden mi çıkıyor? Yani etik olarak sen orayla nasıl ilişkileniyorsun ve niye ilişkileniyorsun? Yani ben şimdi bugün gidip Çinçin'i niye çalışırım? Örneğin. Hani benim hiç, ya bu da şu demek değil. Yani nasıl diyeyim? Herkes tanıdığı yeri mi çalışacak? Yok. Ama ilkesel olarak orayı ya da o insanları çalışmayı neden dert ettiğini bence en başta araştırmacı olarak kendine anlatman ve ikna etmen gerekli. Çünkü bana kalırsa buraya tatmin edici bir yanıt vermeden sahayla iyi bir ilişkilenme kurmak zor gibi geliyor bana. Hani kim sonlandırmak zor. Evet, kim kimin tarihini neden yazmalı? Hani ya da kimlerle birlikte? Ama niye sen yani? Hani senin nasıl bir katkın olacak orada? Gibi. Peki orada yaşayan insanların kendi tarihini yazması gibi de bir yer mesela. Tabii tabii zaten. İşinizin olduğu bir yerli araştırma konusu olarak belirlemek de birazcık. Evet, ama bu ilişkilenme illa orada büyümen tabii ki gerekmez. Ama bir yerden ilişkilenme. Nereden ilişkileniyorsun? Ya da şöyle, bu konuyu sen niye dert ediyorsun? Tamam mı? Hani bu önemli. Yani senin bunu kişisel bir merak ve sadece bir akademik bir faaliyet gibiden ziyade onu bana kalırsa ikna etmek kendini. Yani oradan iyi bir şeyi çıkarmanın da yolu sanki. Değil mi? İyi bir gözlem, notlar, ilişkilenme. O içeridenlik, dışarıdanlık halleri falan açısından önemli. Bu içeriden dışarıdan meselesinden buralara geldik aslında. O yüzden hani ben mesela kendi pozisyonuma döndüğümde şöyle diyordum mesela. Hem içindeyim sahanın hem dışında. Çünkü bana hani belli bir yer var. Yani durabileceğim kadar sonra çıkmam gerekiyor ya. Tabii ki her sahadan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız yani? Hani ne kadar kalabilirsin? Bu ciddi bir soru aslında. Özellikle doktora yapanların. Kaç kişiyle görüşeceğim? Ne kadar kalacağım? Ne kadar gözlem yapacağım, değil mi? Bunlar ciddi sorular aslında. Bunu da belki böyle hani daha pratik bir cevap vermeye çalışmak. Şöyle bir şey olabilir.
sonuçta bireysel hikayeler topluyoruz, notlar alıyoruz filan ama günün sonunda beklediğimiz ve istediğimiz yine de sınıflandırılabilir, biriktirilebilir ve o akademik bilgi üretimine bir katkıda bulunabilir verinin ortaya çıkması, değil mi? O yüzden bir dönem sonra belli anlatıların çakışmasa da birbirine yaklaşarak bir hat izlediğini görmeye başladığında anlamlı bir bütünmüş gibi, yani %100 anlamlı ya da nasıl diyeyim, her dinlediğiniz hikaye, her şeyin illa bir şeye yaramasını beklememek de lazım bu esnada. Belki ortak soruları işaret ettiği. Ortak sorular, temalar belirmeye başlıyor bir süre sonra. Şimdi mesela ikinci kuşak kadınlarla görüşürken örneğin hiç şey düşünmüyorum, yani bisiklete binme meselesini konuşacağımızı. Benim kentsel dönüşüm çalışmaya gittim, ne bisikleti yani, değil mi? Böyle şey düşünür müsün? Düşünmezsin. Ama mekan deneyimi çalışıyorsun ya. Niye bilmiyor ya bu kadınlar bisiklete binmeyi? Ha diyorsun, evet, hani mahalle baskısı, komşunun koruma odaklı gözetiminin işte başka baskı unsurlarını devreye çıkarması ya da ne bileyim ikinci kuşak kadınların anlattıkları kente katılma stratejileri falan. Hani bu sana bunu açmalarının sebeplerinden birisi içeriden olman kısmen. Ama hani seni artık belli bir noktada eve göndermek istemeleri de zaten orada yaşamıyorsun ve dahil olduğun hayata geri dönmen senden bekleniyor diyelim. O yüzden de hani hem içinde hem dışında oluyorsun hayatın. Şimdi şeye geleceğim. Neye geleceğimi söyleyeyim unuturum. O bilgi yazma meselesi de etnografiye dahil dedin ya. Müthiş bir şey söyledin. Ona dair bir şey söyleyeceğim. Ya ben eksenini değiştirmeyeyim. İsterseniz siz söyleyin. Yok yok. Ben buradan sadece çalışma planınızı nasıl yaptığınızı da çok merak ettim. De, o kısma değinecek misiniz onu merak ediyorum. Yani işte sahaya gittiniz, işte topladınız. Elinizde bir sürü işte ses kayıtları, işte transkripsiyon yapılması gereken şeyler var. Yani oradan sonra mesela... O kadar veriyle ne yapıyorsun, değil mi? Evet, hem o kadar veriyle ne yapıyorsunuz hem de işte sonuçta bunun bir teorik kısmı var. Hani mesela oraya yazıp mı çıktınız sahaya? İşte sahadasınız, bir şeyler buldunuz, ona atıfla onu teoriyle konuşturmaya çalışmak. Yani o gömülü evet, teori dediğimiz var ya, tamam, o çok güzel bir soru. Bu o soruyla da beraber ilerleyebilir bir soru. Tamam mı? Şimdi gömülü teori dediğimiz böyle zaten. Şimdi kafamda net, tabii ki nette çalışacağım. Şunlar net. Tamam mı? Gündelik hayat çalışacağım. Gündelik hayat teorisi diye bir şey var. Biraz kalkayım. Şimdi gündelik hayat teorisi çalışacağım, net. Mekan politikası çalışacağım, net, değil mi? Bu makro politikayla ilişkilenecek tabii ki işte özel politikasından, gecekondu yasalarından, işte o ne bileyim kat mülkiyetinden, ya bunlardan bağımsız olmasını bekleyebilir miyim? Sonuçta informal bölgeye çalışıyorum. Ama günün sonunda kadın anlatılarının farklılığı çıktı. İşte o toplumsal cinsiyet çok büyük bir teorik düzlem olarak karşımıza çıktı. Yani bütün metni belirledi zaten. Toplumsal sınıfı tabii ki bekliyorsunuz. Yani gecekondu bölgesine gidiyorsunuz ya da rezidansa giderken de sınıf çalışıyorsunuz tabii ki. Yani sınıf çalışmamanız zaten hani pek söz konusu değil. Ama tezde Marx'a hiç atıfı yok mesela. Hani sınıf çalışıyorsunuz diye yani Marx'tan alıp getirmeniz beklenmemeli. Hani bekleyen hocalar ve departmanlar var. Onu biliyorum ama bu çok yani bence bir doktor öğrencisine, belki yüksek lisans öğrencisine olabilir. Çünkü o vesileyle temel metinleri okursun. Tamam mı? Yani bunun bir anlaşılır yanı olabilir ama doktora tezinde yani o literatürü yazdırıp sahaya göndermenin bence bir öğrenciye ya bir araştırmacıya yapılabilecek en büyük ceza olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle işlemiyor yani bence o. Belki girişi yazıp gitmek olabilir. Az çok. Proposal yani aslında sadece girişte değil de proposal'ı yazıp gitmek. Hani ben ne çalışıyorum? Neye bakmak istiyorum? Hani gündelik hayata bakıyorum. Evet, bu belli. Kent politikalarına bakıyorum falan. Böyle gidiyorsunuz sahaya. Şimdi bana göre değil de yani etnografi dediğimiz şeyi şöyle ele alıyorum. Aklına o çalışmayı düşüren fikirden metni bitirene kadar geçen bütün süreç etnografiye dahil. Çünkü sen de yazarken yeniden üretiyorsun bazı şeyi ya da sen de kuruyorsun, sınırlıyorsun, dışarıda bırakıyorsun. Neye göre yapıyorsun bunu? Değil mi? Maria Mie diyordu galiba, hani o tabloda küçük bir parçayım diyor yani. Hani boyamaya çalıştığım tabloda küçük bir parçayım ben de.
nasıl bir parçayım? Kendi toplumsal cinsiyet anlayışımla, sınıfımla, etnisitemle, yani kimliğimle aslında ben belli bir noktadan bakıyorum meseleye. Belli şeyleri dahil edip belli şeyleri de göz ardı ediyorum. Bu benim tabii yani bir araştırmacı olarak orada olmamın da sınırlılıkları bir yandan. Belki çok mühim başka meseleler vardı ve göz ardı etmiş olabilirim. Yani çok kaçınılmaz, etmişimdir de. Hani siz de gitseniz başka şeyi göz ardı edersiniz. Mesela siz gitseniz örneğin, kadınlar size dışarı, genç kadınlar belki şunu anlatmazdı. Giderken yedek kıyafet taşıyorum, gidince değiştiriyorum kentte. Ama bana anlatıyor mesela onu gibi. Size de bambaşka bir şeyi açabilirdi falan. Hani o yüzden sınırlı bir bakış açısı zaten. Nitel çalışma yapmanın da doğası gereği. Ve işte gittim, görüşmeler yaptım, gözlemler. Hani şunu mesela ben her yerde, böyle sosyal medyada falan da sürekli yazıp duruyorum. Hani şey gibi, akademik nine yani. Yavrum ne olur not al sahada. Yani ne yaparsanız yapın ya da yapamasanız bile lütfen not alın yani arkadaşlar. Hani bunu bir bilen gibi söylemiyorum. Çok mühim bir mesele. Her şeyi unutuyorsunuz çünkü. Hafıza böyle bir şey. Unutursun, işine geldiği gibi hatırlarsın sonradan. Yani bir veriye ulaşmamanın kendisi etnografide çok anlamlı. Yani ulaşmamanın notlarını tutmasam, en formal bölgenin kent hafızasındaki yokluğunu anlatamam. Ve bunun da bir teorik katkısı var. Ve bir notu var yani, hani ilgili yerlere diyelim, hani tut yani bunun notunu. Ve işte o yüzden de gündelik hayatın tarihi çok değerli. Yani zaten kurumun tarihi yok ki. Kurum kimin tarihini tutuyor tutmuyor konuştuk ya, politik bir mesele bu. O zaman gündelik hayatın tarihi, bireysel o hikaye, hani history değil de her story denen şey niye çıkıyor? Hani benim de tarihim, illa o eril anlatının, başat anlatının bir başarı anlatısı değil yani. Başarısızlık anlatısı da, o benim başarısızlığım değil, politikanın da başarısızlığı bir noktada. Hani benim için, yani gecekondulu için söylüyorum, kent politikası geliştirmemesi, beni o kadar mağdur etmesi, hep zavallı pozisyonda tutup oy isteme ya da sadece zavallı kurban gibi değil, güçsüz konumda tutup hani şey böyle gram gram pazarlığı hep açık tutması, oy karşılığı kısmi hizmet, oy karşılığı kısmi hizmet falan diye hep kırılgan, hep şey yani aslında tapu bile verse yersiz yurtsuzsun. Çünkü şeyi biliyorum, tapu aldıktan sonra bile hani buralar bize kalmaz gibi bir şey var. Bakalım ne zaman sürülürüz hani. Gecekondulu'nun mekan anlatısı, mekan deneyimi o yüzden çok farklı yani, bir apartman sakini gibi değil o dönemki. Ama şu an mesela ben apartman sakiniyim. Ben de biliyorum bu bina yıkılacak yani. Hani o kentsel dönüşümün de sınıflar arasında, mekanlar arasında değişimini görüyoruz ya hani. Bunun bir sürü sebebi var. Hani diyelim deprem bölgesi olması, afet bölgesi olması ama aynı zamanda mekanın değerinin yükselmesi. Şeyi düşün ya şimdi, bu ev 2 milyon. Yapılırsa 1 milyon versem 5 milyona satarım. Kârdayım. Yapılsın. Sadece deprem değil. Yani hani o bir mekana bakarken bir sürü şeye bakıyorsun. Hani ekonomi politiği bunun çok başat ama başka işte güvenlik, güvenlileştirme, iyi hissetme, yerleşme, yerleşememe. Hani mesela şu an baktığında bence büyük şehirde yaşayan 2000 öncesi inşa edilen konutlardakilerin hiçbiri şeye güvenmiyor. Özellikle İstanbul'da bu ev yıkılacak. Herkes böyle bakıyor. Herkesin evi de tık tık yıkılıp hani yenileniyor, yenilenemiyor. Ev sahibiyken uzun yıllar kiracı olabiliyor falan. Hani o yüzden mekanı çalışmak bir sürü sürprizi içinde barındırıyor. Ve sahaya gittik, görüşme yaptık, yaptık, yapamadık ve notlarımızı aldık. Saha notlarımızı. Size şöyle söyleyeyim, tam burada. Şimdi cuma, perşembe günü TSBD'de yürünebilirlikle ilgili bir şey yaptım, sunum. 2013 yılındaki alan notlarımı açtım. Şimdi hazırlık yaparken birkaç hafta önce. Onlara o dönem alan notu tutuyordum ama sonra öyle bir makale yazdım ama o notları hemen hiç kullanmamışım. Hani ilk yazdığım şey, el yordamıyla ilerliyorum. Hani o insanların gündelik hayatına dair bir şeyler yazmışım o makalede. O notlar hiç kullanılmamış, hiçbir yerde de basılmamış, bir şey olmamış. Şimdi döndüm baktım. Mesela orada şöyle şeyler yazmışım. Şöyle şeyler. Bir tanesi mesela okumak iyi olabilir. Bir iki tanesi mi? Mesela şöyle, işte her bölgeye nasıl gittiğimi uzun uzun anlatıyorum.
İşte bir binayı nasıl gidiyormuşum? İşte Kadıköy ya da demiş ki bana nasıl gelirim demişim. Üsküdar'dan taksiye binip gelebilirsiniz. Siz binince, taksiye binince şoföre verin telefonu, ben tarif ederim ona diyor. Bunun üzerine teşekkür edip otobüsle gidiyorum. Çünkü taksi param yok. Yol yine çok uzun. Ataşehir'in bu taraflarına diğer görüşmeler esnasında da hiç gelmedim. İyice çıkışına doğru. Sokak aydınlatması kötü. Otobüsten inince hemen yolun kenarında başlamıyor yerleşim yerleri. 5 dakika yürümem gerekiyor binaların arasına ulaşmak için. Pek kimse yok sokakta. Tedirgin oluyorum yürürken. Havada bir hali soğuk. Başka bir binanın güvenlik görevlisine binayı sorarak buluyorum. Böyle böyle anlatıyorum. Tamam, hani bir başkasında hep yeni şey var. Şu yine akşam ve karanlık. Yanımdan kocaman araçlar geçiyor. Tırlar hatta. Çok yakın olduğunu gördüğüm binaya gitmem yaklaşık 20 dakikamı alıyor ve o esnada gerçekten çok korkuyorum. Hep böyle korkuyorum geçiyor. Tamam mı? Hani yani ya yani böyle geçiyor işte. Hep akşam gidiyorum iş çıkışı çünkü. Hepsinde tedirgin oluyorum, korkuyorum geçiyor. Bu esnada ben hiç toplumsal cinsiyet çalışmalarıyla bir alakam yok. Yani hiç okumuyorum ve bilmiyorum da yani ve mekan çalışmasına dahil olması. Hiç bilmiyorum gerçekten. Hani feminist çalışmalarla falan da hiç alakam yok. Sonra ben bu insanlarla görüşüyorum farklı binalarda. Sonra şöyle bir aşamaya geliyorum. O 2013'tü. Yıl 2015 oluyor. Diyorum ki ben acaba böyle bir binada yaşasam benim hayatım nasıl değişir? Bir güvenlik listede, bir residence tipi, yüksek bir yerde. Ben o zaman yükseğe takmış bir haldeyim. Yükseklik mekan algısını nasıl değiştiriyor, ne oluyor falan. Ama bir yandan da güvenlik listede yaşamak da başka bir kent pratiği. O esnada İstanbul'da Harbiye'de yaşıyorum. Beyoğlu yani. Çok Beyoğlu'na çok yakın. Çok merkezi, her yere yürüyerek gidip geldiğim bir şeydeyim, apartman dairesinde. Sonra ben bir sponsor buluyorum ve Başakşehir'de bir yere taşınıyorum. 14. kata. Orada yaşıyorum 3-4 ay ve otoetnografi de orada kendi kendime yazıyorum yani. Hani ilk otoetnografik metnim oluyor. Türkçe'de de hiç otoetnografi ile ilgili bir şey yok o zaman. Şey de bilmiyorum yani, mekan üzerine çalışırken böyle bir şey yazılır mı yazılmaz mı bilmiyorum ama hani gündelik hayat, kendi deneyimim, araştırmacı pozisyonu falan diye el yordamıyla bir şey yazıyorum. Orada da ilk gidişimi anlatıyorum şimdi. Orada günlük tutuyorum işte. Aslında yaptığım tek şey günlük tutmak. Hiçbir şey bilmiyorum. Oradan ne çıkacak, ne olacak, belki de hiçbir şey çıkmayacak. Yani çıkmayabilir. Bir şey çıkar yani muhakkak da çok kayda değer olmayabilir. Neyse bina, oraya ilk gidiyorum. Hep toplu ulaşım yani. Leyla da toplu ulaşım kullanıcısı yani. Tam ben bunda çok iyiyim. Toplu ulaşım çok iyi kullanırım. Neyse ışıklardan karşıya geçtikten sonra bir bekçi var orada. İleride gördüğüm bilmem ne binalarına nasıl gideceğimi sordum. Yolu kaldırım boyunca sağa doğru takip ettikten sonra ilk sağdan X sitesine dolanmam gerektiğini, başka da yol olmadığını söyledi. Kaldırım takip edip döndüm. Yolun çevre yolu olduğunu fark ettim. Yeni fark ediyorum. İlk defa gidiyorum binaya. Bana dediler ki git anahtarı al onlardan. Tamam. Kaldırım yok. En kenardan yürüyorum. Üzerimde, dizlerimde bir elbise ve ayağımda sandaletler var. Allah'tan yüksek topuklu değil. Yanımdan geçen birçok otomobil korna çalarak ilerledi. Geçenlerin birçoğu tır ya da kamyon tipi araçlardı. Yolu tarif ediyorum. Anlatıyorum. Korkudan ve doğru yolda olduğumdan emin olamadığımdan Metin Bey'i aradım ve bulunduğum yolu tarif edip tuhaf bir yol olduğunu ve doğru yerde olup olmadığını sordum. O da doğru yerde olduğumu söyledi. İnşallah gelebilirim dedim. Cevabı inşallah oldu. Ben çok korkuyorum tabii. Bu da beni korkuttu tabii. Evet yani insan bir sus serperişin. Yok ya, gel 5 dakika sonra buradasın falan dersin yani. Neyse. Şurası kritik. İşte çamur içinde kaldım falan. Özellikle toplu ulaşım araçlarını kullanacağım zaman pantolon ya da dizimin altına inen ve dikkat çekmeyen kıyafetler giymeyi aklımın bir kenarına not aldım. Tamam, bunu yazmışım. Ama diyorum yani toplumsal cinsiyetle hiçbir şey bilmiyorum. Samimiyetle bilmiyorum. Neyse. Sonra ben gözlem yapa yapa işte sitede ne oluyor? Erkekler gidiyor işe. Kadın yurdu gibi oluyor sabahları orası yani. Akşama kadar biz kah havuz kenarında, kah işte çocuk parkında, ben çocuğu falan yok, orada oturup bakıyorum yani. Mesela bir spor alanları falan var böyle açık. Ben oraya gidiyorum. Biraz da şüpheli, tuhaf bir durumda falanım herhalde. Mahallenin muhtarı gibi dolaşıyorum sitede çünkü. Kadın kocasını alıp götürüyor falan ben oraya gidince. Ya bir şey yapmayacağım arkadaşlar, sakin olun. Kadın sürekli gözlüyor. Evet hani. Kocam da gözlüyor. Beni evlendirmeye falan çalışıyorlar. O zamanlar daha gencim tabii. Neyse evlendiremediler. Sonra böyle notlar alıyorum. Ne oluyor işte sabah adamlar gitti işe, kadınlarla ben kaldım yani şeyde büyük oranda. Burası 10.000 konutlu bir site, çok büyük. Oh. Çok büyük havuzlar var, çok hani ama çok hani özel. Şehir. Evet. Şehir.
Yani notları yalnızken mi tutuyorsunuz yoksa onları... Her yerde tutabilirsin. Ya çok telefon çıkarıp defterini yazsan çok tuhaf durursun. Zaten tuhaf duruyorum. Çocuğun yok niye parktasın gibi hani. Bir de şey burada tam o sabahki mesele dönemi, o etik meselesi var ya. Şimdi araştırmacıyım da araştırmacı olduğumu bilmeleri gerekiyor mu? Kime ne zaman nasıl söyleyeceğim? Bu benim en büyük sorunum da orada. Ben şu an etik dışı bir şey yapamıyorum. Allah aşkına söyleyin bunu. Ne? Çünkü ilk defa böyle şeyler yapıyorum ya. Ben böyle absürt duruma da düşmek istemiyorum. Kendi içimde bunu çok önemsiyorum çünkü. Değil mi? Hocalarımla falan konuşuyorum ediyorum. Hani sonra bir şey demişti yani yani birisiyle öyle sohbet ettiğinde ya işte mekan çalıştığını falan söyle. Hani yoksa zaten şüpheli duruma düşersin. Bu kadın niye geldi böyle dolaşıyor orada burada etrafta izliyor falan diye. Bu güvenlik listelerin yüksek binaların öyle bir kötü ünü var. Neyse. Şey diyordum hani mekan çalışıyorum. Ben hani böyle yüksek binalar falan merak ediyorum. Onun için işte taşındım. Şurada çalışıyorum falan. Çalışıyordum da 30 kilometre gidip gelmeye başladım falan hani işe. Berbat bir deneyimdi tabii toplu ulaşımla. İşte sabahları şöyle. Çocuk parklarında hep kadınlar var. Ya bunlar bir sürpriz değil değil mi? Hani bakım emeği, çocuk, işte kim nereyi kullanıyor, kafede kim var. Yani bunların kendisi bile küçücük notlar ama bunlar biriktiğinde, belli bir zaman geçtiğinde ve benzerleştiğinde. Çünkü sadece bugün değil bu. 3 ay böyleyse, evet böyle yani bu hani. Buranın mekan kullanımı bu şekilde. Sonra adına hiçbir şekilde toplumsal cinsiyetle yine geçmeden bir metin yazdım da o işte Sabancı Su Gender'dan Dicle Kovacıoğlu ödülü aldı. Sonra ben anladım ki ben toplumsal cinsiyet çalışıyorum herhalde. Hani bu toplumsal cinsiyet çalışmaları ödülüydü çünkü. Böyle kendiliğinden hani kendiliğinden derken hani yavaş yavaş bana böyle bu şey oldu. Evet, mekan kullanımına toplumsal cinsiyet fazlasıyla dahil. Bu geç karşılaşma. Yani bu bir övgü meselesi falan değil yani. Kendime en çok eleştirdiğim şeylerden birisi ama nasıl kurulduğunu da söylüyor işte üstüme. Yani bir şey sorabilir miyim? Şimdi ben de etnografi bir araştırma yapıyorum da şu an. Mesela ben bol bol not tutuyorum ama sizin hangi noktada teoriyi okumaya ihtiyaç duyduğunuzu merak ediyorum. Yani şu an ben sahaya çıktığımda acaba benden önce yazılmış bir teorinin parçası olan bir olayı kaçırıyor muyum? Çünkü yani doktora yapıyorum, belli bir aşamaya kadar birçok şey okudum. Hı hı. Ama okuduğum şeylerin benim gözlemlediğim olayla ilgisi olmayabilir. Mesela Bourdieu'yu yeni okumaya başladım. Aydın kitabını okudum ama işte Cezayir'deki kendi araştırması var, işte varisler falan. Acaba orayla... Orayı okumadan böyle bir saha çalışması yapıyor olmak, bir şeyleri kaçıyor olmama sebep oluyor mu? Her siz zaman bir şeyleri kaçırırız bence. Bir kere bunu kabul ederek. Siz mesela ben kitabınızı okudum sizin, Dünya Tepe kitabınızı. Gerçekten hani az önce hocamızın sorduğu gibi yani bir teori işte klasik Türkiye'deki yapılandırılmış bir tezde işte teori kısmı burası, bulgular burası falan yok. Gerçekten metnin içerisine yedirilmiş bir teori var. Ama ben acaba yani sahaya çıkmadan önce şu kaygı da vardı bende. Çok snoplaşmamak için teorik okumalardan biraz uzak durmam gerekiyor diye bir şey vardı bende. Mesela sürekli. Bunu savunanlar var evet. Yani şöyle hiç tamamen habersiz değildim. Tabii. Mesela kent tarihine işte ben hemşericilikle alakalı bir çalışma yapıyorum. Mesela onlara bakıyordum ve oradan hareketle zaten bir soru aklıma geldi ve böyle bir araştırma yapmaya karar verdim. Ama acaba siz ne zaman o teoriyi metnin içerisine yedirecek teorik bilgileri, yani sahada not tuttunuz evet. ama bunun bu teoriyi yedirmek meselesi gerçekten ciddi bir iş çünkü. Doğru. Bunu nasıl yapacağıma dair büyük bir karamsarlık yaşıyorum. Bu konuda biraz yardımcı olabilirim. Ne söylerim? Yine o metnin yazımına dahil herhalde değil mi? Yani nasıl teorize ediyoruz? Biz bunu tamam notum var, her şeyim var. Deşifre yapıyorsun ya mesela yaptığın görüşmeleri. Ben mesela kafam şöyle çalışıyor. Şimdi notlarım var tamam onlar duruyor kenarda. Sürekli açıp o notlara falan bakmıyorsun tabii. Sonra geldim İzmir'den. Deşifre yapmaya başlıyorum. Deşifrenin hepsini o zaman ben yaptım. Yaptırabilirsiniz öyle bir kaynağınız varsa. Kendin yapınca biraz daha belli açılardan iyi de oluyor. Programlar. Yok kullanmıyordum o zaman. Yok. Sadece ses yavaşlatma programıyla tıkır tıkır yazıyordum. Ama ben çok geleneksel işte çalışıyorum. Voiceer falan var galiba değil mi şimdi? Ücretsiz şeyler var.
Kullanabilirsin tabii, hiçbir sakıncası ücretle yok yani. Ücretle daha iyi oluyor. Biz şimdi TÜBİTAK projesinde de arkadaşlar yapıyor yani. Pinti miyiz acaba biraz? Yok, şey daha maliyetli. İnsan emeği yani daha pahalı. Elle yapmak daha maliyetli. Tabii, evet evet. Yani normal 60 dakikalık bir görüşmeyi bir gün, bir buçuk gün falan sürüyor. Arkadaşlar bu ben daha hızlı yapıyorum ya. Ben daha hızlı yapıyorum galiba. Yani bilmiyorum. Yapa yapa, evet. Emek yoğunluğu. Ama şey yani o araştırmanın içine dahil olma, içinde olma, evet, şeyler açısından daha... Benim çalışmam şey için öyleydi. Şimdi şu anki çalışmada çok mekanı doğrudan gidip hani illa evde, mutfakta falan yapmıyoruz o çalışmayı. Gözlem de o anlamda yapmıyoruz. Hani ben ne bileyim kafede de buluşup yapıyorum. Yöntemi farklı yani. Bunda belki çok önemli değil doğrudan kendinin yapması. Ama orada şimdi ben orada olduğum için... Beni bayağı o sesler oraya tekrar götürmüş oldu yani. O yüzden hani öyle düşüne düşüne ilerlemek bir şey. Neyse. Şimdi mesela sahadan döndüm. Bu arada hiç habitus çalışacağıma dair falan da bir fikrim yok yani arkadaşlar. Hani ve benim şöyle bir olayım var. Şimdi hep iletişim bilimleri okudum. İşte gazetecilik lisans. İşte bir de bilgisayar öğretmenliğim var. Neyse. İletişim bilimleri okudum ve bir sosyoloji formasyonum yok yani. Ve hani böyle çok ne bileyim sosyologlardan falan dersler de almadım. Aslında ya gazeteci gibi ya hani siyaset bilimci falan, hani gazetecilik derslerini falan böyle bir az çok düşünürseniz. O sebeple de her şey el yordamıyla gitti. Yani daha zor oluyor belki ama fazlasıyla da interdisipliner oluyor. Bir şeyler oluyor yani, biraz karışıyor orası aslında. Hani ben de isterdim ki ben sosyoloji okumak istedim, almadılar yani. Hiçbir ama yani hiçbir program alınmadım. Yaptı. Ben de biraz öyle el yordamıyla yaptım. Şimdi yaptığı her şeyi, her kararı, her şeyi kafa yormaya başlıyor. Evet. O zaman gerçekten işin epistemolojisi tartışmalarıyla da ilgilenmeye başlıyor. Ve her şey yani teoriler benim alanda gördüğüm şeyi açıklayıp açıklamayan bir şey değil de teoriler de ayrı bir alan, etnografik alana dönüşüyor bende mesela. Hmm. Yani bu konuda kimler nasıl böyle tartışmış, tam da böyle ikinci bir etnografik alana dönüşü veriyor. Ben de en azından en son geldiğim şey. Yani mesela toplumsal cinsiyetle tanışman öyle, ya çok zaman alıyor aslında bakarsanız. Hani yolda teoriyle karşılaşıyorsun dediğim şey o yani. Sonra okudukça benzer şeyleri görüyorsun. Ne bileyim şurada korktum, burada korktum, üstüme başıma baktım. Niye ben üstüme bakmak zorundayım değil mi? Aa burada bir şey var diyorsun, bir tuhaflık var. Yani çünkü kadın olduğum için bakmak zorundayım. Ne giydiğimi düşünmek zorundayım. Ne kadar büyük bir emek değil mi? Duygusal emek. Planlamak zorundayım. Çünkü ben gazete okuyorsun yani ve işte şurada kadın başına şöyle geldi, üstünde bu vardı. Böyle yazıyor çünkü. Hani üstünde ne olduğundan sen sorumlusun yani. Çünkü bu ne bileyim işte tahrik edici, bilmem ne edici, bilmem ne edici falan, kültürel bir şey yani. Neyse öyle öyle çok geç tanışıyorsun. Habitus çalıştığımı da aslına bakarsan, habitus, bütün bunların bir habitus çalışmasına işaret ettiğini de deşifreleri okuyorum. Neler nerede ortaklaşıyor? Aslında ben bir yaşam biçimi çalışıyorum. Gündelik hayat çalışıyorum falan dediğinde küçük 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 çıkıyor ve ben ne bileyim hani Bourdieu'nun bütün kitaplarını falan okumuş da değilim. Bence her şey zaten ya böyle çok müthiş bir okuyucu değilim örneğin. Hani. Ama iyi yazıcıyım. Şu açıdan yazıyorum gerekli gereksiz her şeyi. Tamam mı? Hani sahada o gün yorgunluktan canım da çıksa yazıyorum. 3-5 kelime de olsa yazıyorum. Sonra onlar ortaklaşıyor işte. Mesela bu güvenlikli sitede şunları görüyorum. Bahçeye işte şeye gittim. Şu kadar kadın vardı. İşte mesela şöyle şeyler vardı. O zamanlar bu göç dalgasının çok yüksek olduğu 2015'ler. Güvenlik liste hani iyi bir şey, ekonomik olarak yüksek bir nokta ama özellikle Orta Doğu'dan çok göç geliyor ve şey bunlar varlıklı insanlar. Şöyle diyor mesela parkta, bak şuraya diyor şu Suriyeli çocuğa, parka ayakları şey kaydırağı ayaklarıyla basarak çıkıyor diyor. Hani orada Suriyeli olduğunun altını çiziyor. Şimdi bakıyorum Türkiye'den çocuk da yapıyor bunu. Yani bu çocuk şey yani değil mi aslında pratiğe. Ama sana orada yabancı düşmanlığının küçük bir şeyini veriyor, tamam mı? İçinde bir kurt düşürdü orada senin. Tamam mı? Ya da işte mesela oturuyorsun ya, Vito'lar geliyor, işte ne bileyim Orta Doğulu insanlar iniyor, eller kollar alışverişten gelmiş. Kendi ülkemizde yabancı olduk, kendi ülkemizin tadını çıkaramıyoruz falan diyor mesela.
böyle böyle yazdıkça, çünkü unutursun ya hani, ya da iyi gözlemlisindir, hafızan iyidir. Belki unutmazsın, belki ben unutuyorum, dur arkadaşlar boş verin. Yani sen orada hani bu şey, banal milliyetçilik denen şey var ya, bilirsiniz onu. Sıradan, yani sıradan şeylere sinen o milliyetçiliğin işaretlerini topluyorsun orada. Hani bir işte Arap diyelim, görünce kafasını çevirişinden, yan yana oturup asla selam vermeyişinden falan. Mesela havuzdasın, aslında keyfine bakmak istiyorsun. Etnografik çalışmaların da böyle bir şeyi vardır yani, araştırmacı cezası hani. Hep böyle alert olmam lazım, hep kafam açık olması lazım. Hayır ya, yapmak istemiyorum bugün bir şey dediğin noktada da yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Hele sahanın içinde taşındıysan, yerleştiysen o çalışmada olduğu gibi. Mesela şunu duyunca araştırmacı kimliğinden kopman falan söz konusu diye. Yani şu cümlenin vuruculuğuna bakın. Peygamber soyu oldukları için ağır konuşmak istemiyorum ama pisler diyor. Arkadaşlar bu sonra bir bildirinin başlığı oldu. Yani bu çalışma zaten, yani başlı başına sana burada hani dinde ortaklaşma, kültürel ve gündelik pratiklerde ayrışma, İşte havuz sohbetine sinen o banal milliyetçilik falan, tamam mı? Al sana teori geldi. Yani bir şey yapman gerekmiyor aslında çok da. Algını açtıkça o sana geliyor bence. Ama tabii ki hani bunu anlaman için de banal milliyetçiliği biliyor olman lazım. Ya da hani bu mevzularda, bu ayrımcılıklarda bir hassasiyetinin ve farkındalığının olması. Yani kafası açık bir sosyal bilimci olman aslında. Hani merak eden, açık ve bir şey yapma arzusu taşıyan biri oldukça ve bu kadar da okudukça, ettikçe o gelecektir. Ama şu kaygıya düşmemek lazım. Hani bunun, bu kitabını okumadan bu çalışmayı yapamaz mıyım? Tabii ki yaparsın. Yani çünkü sen onun teorisini alıp sahaya uydurursan yapamazsın. Çünkü Limontepe'nin koduyla Cezayir'in kodları farklı. Tabii ki ortaklaştıkları şeyler var. Dinde ortaklaşıyordur. Kadınlar arası dayanışmada ortaklaşıyordur. Ne bileyim. Çok şey vardır yani benzerliklerimiz. Mesela Mısır'da yapılan Faragana'nın çalışmasına bakıyorum. Araştırmacı rolü olarak hani o yaşadığı şeylerle benimkiler o kadar benzer ki. Süper benzer yani. Çok aynılıklar taşıyor. Ama tabii ayrıldığımız noktalar var. Ben onu alıp buraya oturtamam. Ama yan yana konumlandırabilirim. Yani şöyle. Başkalarının çalışmaları benim çalışmamı sıfırdan inşa etmek için olmazsa olmazdan ziyade benim sahamı anlayıp belli bir bağlama oturtmam için ışık yakıyor. Yani çünkü bütün o teoriyi alıp burada benim konuşturmam söz konusu değil. Bizim tarihsel sürecimiz daha başka. O bölgeninki daha başka. Ne bileyim yani Güneydoğu'da bir mahalleye çalışsan bambaşka. Hani Karadeniz çalışsan bambaşka. Hani başka belki milliyetçilikler çalışacaksın. Ama Güneydoğu'da başka milliyetçilik, yani ne bileyim başka tarihsel süreçleri farklı yani. O yüzden tabii ki okumak ama bulunduğum bölgenin kodlarına açık olmak daha önemli gibi geliyor bana. Daha yani yine de daha madeniyim de onu anlamak için, yani önce anlamak için oraya bakmak. İlla bir teoriyi oturtmak için değil bana kalırsa. Önce orayı anlamaya çalış. Yani deşifre yapıyorum, tamam mı? Aa bak, farkta bu kadar kadın var. Burada bilmem ne, buna. İşte okumalar da yapıyorsun tabii. Cinsiyetlendirilmiş iktidar hiyerarşileri gibi bir şey okuyorsun mesela. Ya da mekanın cinsiyetlendirilmesi. Aa diyorsun, evet bu işte. Çocuk parkı, kadın mekanı gibi. Hani. Hocam, ya bu da illa şey değil. Onu aldım hemen burayı anlamak için kullandım. Bunu aldım şuna. Yani bu kadar pragmatik de teoriyle bakmamak. Yani teoriyle ilişkilenirken. Tekniğin esaretinden kurtulmayı... Kafanı özgürleştirirsen sanki oraya özgü teori çıkarman daha kolay olur gibi geliyor. Değil mi? Ne dersin? Benim şey sunumum da biraz böyle kendi tecrübe paylaşımımdaydı. Orada teoriyle ilişki benim için çok böyle şey, baştan beri bütün doktora sürecimde çok önemli bir, ya sürekli şey yaptığım, tarttığım, el yordamıyla ilişkilendirdiğim şeydi. Yani Türkiye'deki tezlerde falan çok, sadece tezlerde değil, makalelerde falan da çok karşılaştığım bir şey var. O dediğin gibi bir teori alıp onun böyle aktualize edilmiş bir versiyonunu burada anlamaya çalışmak. Yani sanki teori böyle bir soyutlama, zaten teori zaten bir soyutlama ama sanki her yerde o soyutlamanın bir şekilde ne denir? Sahasızmış gibi değil mi? Ha, bir şekilde bir iz düşümünü bulursun, bir şeyleri orada açıklar gibi bir şey var.
ben işte teori bilim ikinci alan dediğim şey tam da bu. Yani ben belki de o karşılaştığımız kendi disiplinlerimiz ve kendi konularımız dolayısıyla sürekli kullanımda ve şeyde olan teoriler, sadece bildiğimiz teoriler değil, aynı zamanda konseptler, kavramlar. Yani yani kentten tut cinsiyet falan gibi, hani bu tarz kavramlarda hepsi aslında birer şey, araştırmanın bir verisi, yani incelemenin bir parçası gibi muamele etmek belki de şey. Yani bir teoriyi işleyeceğinden çok, yani senin alanda insanlarla görüşmelerin ya da dokümanlarda vesaire sana verilen, sunulan veriler gibi tam da onun yani akademik alanda ya da teorik alanda tartışmasındaki ikinci ayrı bir veri. Yani cinsiyet, sen burada gözlemler yaparken cinsiyetin tartışılması ya da teorik olarak kavramsallaştırılması ikinci bir veri aşaması olarak değerlendirdim ben. Hı hı hı. Yani o mesela çok şey yapıyor. O zaman hiçbir zaman şunu şuna şey oturtamaz. Şunu yani şuna zorlamıyorsun. Zorlamayın. Bunu da alıp burada bir yer bulup oturtmaya çalışmıyorsun. Kendin ikisinin ortasında bir kavramsallaştırma şeyine girebiliyorsun tecrübesine. Evet. %100 oturmayacağını kabul etmek, değil mi? Hı-hı. Böyle bir beklenti içine girmemek. Hani o teori burada ne kadar çalışır gibi. Sahaya açık olmak, sahadan gelenlere görüşmeleri çoğullaştırmak, hikayeleri çoğullaştırmak ve çoğullaştıkça beliren kategorilerin farkında olmak. Çünkü belli şeyler, aynı mekana bakıyorsun ya, bir tane mekana bakıyorum. Orada bir şeyler öne çıkmaya başlıyor. Ya belli mekanlar öne çıkmaya başlıyor, ya o mekanların kullanımında benzerlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela işte o odak grup görüşme dediğim forma bürünmesi bir tane evde olsaydı baş edebilirdim. Hani ve dert etmezdim bunu. Aklımda kalmazdı yani. Geçer giderdim. Evet, orası çok kalabalıktı der geçerdim. Ama böyle ne bileyim 10 görüşmenin 7'sinde böyleyse aa diyorsun. Bir dakika şimdi. Hani modern teori okuyoruz ya hep. Modern mekan kullanımı, mekan düzenlenmesi falan. Hayatımızı da büyük oranda böyle yaşıyoruz şehirde. Böyle bakınca burada bir farklılık var değil mi? Bu ister istemez dikkatini çekmeye başlıyor. Hani ben niye bu kadınlarla birebir başı sonu belli bir görüşme yapamıyorum? Çünkü kadın hayatını öyle yaşamıyor. Eğer o kabulle gitmeye devam edersen oradan bir şey çıkmaz. O zaman mekan kullanım biçimini ıskalamış olursun. Tam da mekan çalışıyorum diyorsun değil mi? Mekan deneyimi çalışıyorum diyorsun. Sonuçta yani neye baktığını bilmek önemli tabii ki. Hani bomboş gitmiyorsun yani öyle. Hani az çok sınırlandırıyorsun ama bir şeyleri de içerip çoğaltacağının farkında ve kabulünde olarak gidiyorsun aslında. O önemli. Hocam belki orada mesela sizin deneyimleriniz üzerinden eğer gidecek olursak, mesela pek çok farklı kişiyle görüşmüşsünüz mesela. O benzerlikler sonucunda belli şeyler ortaya, belli kalıplar ya da belli anahtar kelimeler ortaya çıkmış. Evet. Teorik olarak örnek veriyorum. Belki o kavramla ilgili bir şey, bir bilgiye sahip değilsiniz. Ama o kadar çok benzer şeyin ortaya çıkması sizi, ya bu kadar benzer şey, ortak şey varsa, bir anahtar kelime gibi bir şey ortaya çıkıyorsa, bunun teoride muhakkak bir pratiği vardır. Evet. Belki orayı sorgulamak, evet, işi kolaylaştırabilir, evet, gibi. Evet, olabilir, evet, evet, evet. Olabilir, çok iyi olabilir. İşte hani o toplumsal cinsiyetle tanışma dediğim şey öyle bir şeydi zaten. Hani böyle böyle bu kadar yazıyorsam, yani böyle notları sürekli alıyorsam bir sebebi var bunun deyip farkında oluyorsun. Bilaki background'ı birileri bunu çalışmıştır bu kadar. Tabii, tabii, tabii. Şey, tabii, tabii. Şimdi bir yandan okuma da yapıyorsun yani o esnada. Mesela mahalle çalışıyorsan mahalle okuması yapıyorsun değil mi bir yandan? Ya da işte kadın anlatıları daha öne çıkmaya başladığında kadın anlatıları ile ilgili bir şey yapıyorsun ve birilerinin çalışmasıyla tabii ki benzerleşmeye başlıyorsun belli açılardan. O da sana, yani onun kaynakçası sana daha hani hedefe yakın diyelim, hani böyle çok pratik olarak söyleyeceğim, bir kaynakça sunuyor. Aa ne güzel, hani benzer bir çalışma yapılmış. Ne benzer bir çalışma? Mesela ben şimdi bu çalışmayı yaparken kimlerin çalışmasına bakıyordum? Mesela Burcu Şentürk'ün Bu Çamuru Beraber Çiğnedik iletişimden. Mahalle çalışması, çok yakın şeyler var. Ama tabii ki çok ayrışan şeyler var. Ama onun çalışması, örneğin onun metodolojiyle nasıl ilişkilendiği benim kafamda bir şey açıyor. Bir başkasının kuşaklar arası çalışma yapması, kuşaklar arası ile ilgili neler okumuşa dair, hani mekan, kuşaklar arasılık falan. O
onları okumaya başlıyorum. O bende bir şey yapıyor, açıyor. Şöyle bir noktadan sonra hedef odaklı okuma yapmaya başlıyorsun. Çünkü az çok tahmin ediyorsun ki bunlar bana burayı anlamakta bir alan açacak, elimi kolaylaştıracak. Ama bu demek değil ki ben hani Bourdieu'nun bütün kitaplarını okuyayım, Foucault'un bütün kitaplarını okuyayım. Öyle okursam bilmiyorum. Benim kafam öyle çalışmıyor. Ben daha hani daha pratik bakıyorum herhalde. Okumaya da biraz daha işlevsel bakıyorum belki. Hani hiç entelektüel bir tip değilim zaten. Tık 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 yani. Böyle şey odaklı bakıyorum herhalde. Önce saha, sahadan sonra bu ne şimdi diyorum hani. Bunu ben nasıl anlarım? Nasıl anlayacağım? Şimdi mekan çalışıyorum. Mahalle çalışıyorum. Bir şey anlatısı falan. Bak gittikçe küçültüyorum. Tamam, kocaman mekan çalışması. Mekan etnisite de çalışıyor olabilirsin. Kafamda da var yani, kesin etnisite çalışacağım. Mesela Kürtlerle Türkler hani nasıl ilişki kurdu? Mahalle ortaya çıkarken çatışmaları var mıydı? Etnisiteden kaynaklı var mıydı? Ya da Aleviler, Sünniler, bir şey. Bu karşılıklara bakarız ya. Ama hayat böyle siyah beyaz değil tabii ki ve ilişkiler böyle gitmiyor. Ama şey, böyle bir düz bir kafayla yine de bir bakarsın, bir şey çıkıyor mu buradan? Sorarsın, ne dersin? Hiçbirinden hiçbir şey çıkmıyor. En muhafazakar kadınla kendini en İzmirli gören kadın. Çok çok iyi arkadaş yani. Hani kadın 5 vakit namaz kılıyor, diğeri yani ateist yani. Alevi ama şey, dinle farklı bir ilişkilenmesi var. Ama müthiş arkadaşlar yani, gece 2'de giderim onun evine diyor, kalırım hani. Müthiş arkadaşlar. O zaman din min falan. Şöyle bir şey var ya, bu çamuru beraber çiğnedik. Sıfır noktasından mekanı birlikte inşa ettikleri için hiçbir şeye sahip olmayıp bir şey yaratmak noktasında dayanışmadan başka şansları da olmadığı için ortaklıklara gitmek zorundalar. Çünkü ayrıştıkları anda zaten beraber bir talepte bulunmaları pek söz konusu değil ya. Hani o noktada etnisite, din falan gibi farklılıklar ya da bugün hani o makro politikadaki ayrıştırıcı söylemlerin hiçbiri sahada işlemiyor. Ama bu demek değil tabii, hiçbir çatışma yok. Vardır da benim karşılaşmalarım kadar ya, benim yaptığım görüşmeler kadar, kar topu tekniğinin sınırlılıkları kadar falan hani. Hani benim o evrenin örnekleminde bir karşılığı çıkmadı. Ama illa koymaya çalışırsan bu sefer spekülatif olur. Yok yani, destekleyemiyorum. Bir de ben mesela şöyle yapmaya çalışıyorum. Yani etnografiyle de otoetnografiyle de öyle ilişkileniyorum. Benim temel derdim iyi bir hikaye yazmak. Ama yani şimdi bu cümle dursun, ama bununla nasıl ilişkilendiğimi anlatmak isterim. Şimdi iyi hikaye yazmak biraz journalistik bir şey yani. Gazeteci kafası var. Şimdi ben gazetecilik eğitimi aldığım için okunur bir şey yazmam lazım. Tamam mı? Benim derdim o. Çünkü hepsinin bir hikayesi var. Ama şimdi bu hikayenin nasıl bir akademik yanı olabilir? Yani bir kere benim okutmam için iyi bir hikaye yazmam lazım. Tamam mı? Bu belli bir şey. Ne yapıyorsam yapayım. O başlıkları da işliyor. Hep bir mahalle hikayesi falan var değil mi? Evet. Mahalle hikayesi. Evet. Öbürü de güvenlik liste hikayesi. Takmış mı yani bu hikayeye? Neyse, ama öyle koyunca sanki anlatı daha iyi akıyor gibi geliyor bana. Hani bir hattı varmış gibi geliyor. Ama hani şey sorarlar mesela, özellikle otoetnograflar bunu sorar. Hani iyi bir hikaye yeterli mi? Değil. Yani iyi bir hikayenin iyi bir kavramsal setle konuşması lazım. Bu bana ne veriyor mesela? Önce literatür, sonra saha, sonra verilerin analizi yapmanın önüne geçiyor ve bu iyi bir şey çıkarıyor ortaya. Yani okunur, hani hikayesi var, jurnalistik yanı güçlü ama gazetecilik yanı, ama aynı zamanda da şey, bilimsel bilgiden uzaklaştırmamış oluyor. Tam da o otoetnografi, hani araştırmacının sadece kendi deneyimine odaklandığı mesele var ya. Hani mesela şöyle eleştiriler geliyor. Yani Leyla'nın deneyimi niye önemli olsun ki? Değil mi? Hani bu senin hikayen ya. Bu iyi bir hikaye olabilir ama niye akademik bir metin olsun? Yani o esnada işte otoetnografinin sadece hikaye olmadığı, kavramlarla konuştuğu, diğer çalışmalarla ilişkilendiği ve işte kurumsal bilgiye erişmeyi ihmal etmediği, yani yine arşive gidiyorsun, yine onu yapmaya çalışıyorsun, yine insanlarla konuşuyorsun otoetnografi de yapsan, belki informal görüşme yapıyorsun, bu güvenlik liste de öyle ilerlemişti. Derdim kendimleydi yani, kendi deneyimimi anlamaktı ama benim üstümde giydiğim kıyafeti dert etmen sadece benim derdim değil yani. Yani böyle kişisel olanı, hani otobiyografiyle ayrıldığı nokta anlamında söylüyorum. Otobiyografi kişisel olanı yine bireysel bağlama oturtmaya çalışırken, otoetnografi kişisel olanı, kültürel olanı anlamak için bir aracıklar. Yani, ha evet, hani benim korkmam sadece benim korkmam değil. Burada mekanın düzenlenişi,
mekanın cinsiyeti, işte ne bileyim kent planlama da var ya, sen neden oraya doğru düzgün bir kaldırım yapmıyorsun? Neden toplu ulaşım durağı yapmıyorsun? Ve bunların hepsinin bir sebebi var. Niye sokak aydınlatması yok doğru düzgün? Bir sürü sebebi var. Çünkü birçok güvenlik listede oturan da toplu ulaşımın çok oraya gelmesini istemiyor. Çünkü herkes oraya ulaşsın istemiyor. Tamam mı? Böyle sınıfsal bir yanı var zaten bunun. O yüzden de yaya eksenli bir kent planlaması yapılmıyor. Mesela işte diğer okuduğum notta, şurada gördüğüm binaya 20 dakika yürüyerek ulaşabiliyorsam bunun bir sebebi var. Çünkü orası otomobil eksenli tasarlanmış ve hani o siteler araçla girilip çıkılan yerler. Evet, ve hep çevre yolunun kenarına. Hani niye reklamlarda çevre yoluna 5 dakika, 3 dakika, 2 dakika diyor. Ama yürüme yoluna kaç dakika? Hani yok ki, yürüme yolu yapılmıyor zaten. Hani bunların hepsinin... Sitenin içinde var derler. Sitenin içinde var, orada yürüyüş yap. Niye arabaya... Araban yoksa niye buraya taşındın ki? Diyor mesela. Niye taşındın ki buraya? Burada toplu ulaşım çok zayıf yani, gidemezsin oraya falan diyor. Gerçi arabayla da gidilmiyor çok trafik olduğu için ama. Hani bu, evet, şimdi bu sana ne söylüyor? Bak, buradan kent planlamaya gidebilirsin. Kent planlama literatüründe belli yerler. Hani güvenlikli site nereye nasıl inşa ediliyor? Hangi argümanlar ve satış stratejileriyle kimler hedeflenerek gibi. Aslında kocaman bir kentsel planlama literatürü yerine gittikçe minik. Leştiriyorsun, daraltıyorsun, daraltıp daha spesifik okumalara doğru gidiyorsun. Hani onunla ilgili ne çalışma yapılmış, güvenlik listede kadın olmayla ilgili ne çalışma yapılmış filan. Böyle hani daha detay detay, daha amaç odaklı okumaya yönelmiş oluyorsun gibi geliyor bana. O yüzden de mesela mahallenin hikayesini anlatırken böyle daldan dala atlıyor gibiysem kusura bakmayın. Karıştı yerde müdahale edin lütfen. Benim derdim mahallenin hikayesini yazmak, tamam mı? Şurada kurulmuş, böyle olmuş falan. Ama etnografinin katkısı ne burada? Ben onların anlatılarıyla mahallenin hikayesini yazabiliyorum. Ve bu gecekondu tarihi anlatısında işte İlhan Tekel'in çalışmasıyla da temas kurabiliyor. İşte Tahire Erman'ın çalışmasıyla da ya da kimler çalışıyorsa temas kurabiliyor. Şey diyorum mesela, hani diyor ki işte 80'lerde bıdı 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 şu sistem yoktu diyor, altyapı sistemi. Orada senin mesela hangi literatüre gidebilirsin? Gecekondu literatüründe 80'lere bakabilirsin. Hangi bölgeler, hangi altyapı hizmetleriyle ne şekilde temas kurmuş? Mesela diyor ki, ben diyor belediyede çalışıyordum diyor. Ya da ben diyor Türk Telekom'un eski adı neydi? Neyse. PTT değil de Türk Telekom diye geçiyordu herhalde. Öyle diyordu herhalde. Ben Türk Telekom'da çalışıyordum diyor. Ben kadının telefonunu bağladım. O da bize su getirdi diyor. Bizim mahalleye ilk su bana geldi diyor. Aa evet diyorsun ki hani o yüzden de doğru düzgün kaydını tutmuyorlar. Her şey bireysel ilişkilerle yürüyor çünkü. Hani kaydın tutulmaması da belki orada önemli. Kaydın tutulmaması önemli. Niye Ahmet'in suyu var da benim yok, hemen yanındaki evde oturuyorum mesela, değil mi? Sorgulanabilir hale gelecek bu sefer. Tabii. Ya hesap sorulabilir kayıt, hani yani kaydedilmesi hesap sorma alanı da açıyor bir yandan. Gibi. Ha, o zaman diyorsun ki mesela işte bilmem kimin çıkar, bireysel, yani çıkar ilişkisi, bireysel kontaklar, çalışmaları yaptı, o çalışmalar seni çalışmanı besleyen literatür oluyor. Tıpkı hani bilmem nerede olduğu gibi burada da bu ilişkiler böyle yürümüş. Koy işte alıntını, devam et hikayeni anlatmaya. Hani literatür burada, gecekondu tarihi çalışması burada, bu burada olmasın. Bence. Ben mesela hiç gecekondu tarihi çalışması falan öyle bir bölüm yazmadım yani literatürde. Sadece metodoloji, gündelik hayat ve bilmem neyle nasıl ilişkileniyorum. Bu kadar. Dedik zaten o bölümleri artık. Evet. Gözlemlerinizi yazarken etik olarak hani orada nasıl ele gitmeyi koyacağınıza... Otosansür. Yani hani... yani şöyle mesela otoetnografinin... Şimdi bu çalışma hani... Limontepe çalışması bence daha çok etnografik bir çalışma. Otoetnografik bir çalışma yanı daha az. Mesela Mimar Sinan'dan Yıldırım Şentürk Hoca'yla kitapla ilgili bir söyleşi yapmıştık. Şöyle demişti. Şimdi bu otoetnografik bir çalışma ama ben bunu okuyunca senin babanın ne iş yaptığını bile anlamadım. Yazmamışsın dedi hani. Ya da işte şunu bile anlamadım dedi yani senin hayatından. Neden yazmamışım yani diye düşünüyorum. Çünkü hani şu şey vardır ya hani bireyseli çok fazla açmak ve geneli ıskalamak yani diğerlerini ıskalamak gibi bir şeye düşmek istemiyorsun. Otoetnografi yapınca hep bir sansürün var.
Hani şimdi kendini çok anlattın ama bölgeyi es geçiyorsun meselesi. Ben orada mesela bir denge kurmaya çalışıyorum aslına bakarsan. Ama ben mesela onu şöyle bir etnografi olarak çok fazla hissettim. Yani orada büyümüş bir araştırmacı olarak her görüşmedeki tedirginlikler, şeyler, yani onun araştırmaya yansıdığı, hani yani alanı tecrübe etmiş birisi olarak ve başkalarının tecrübesiyle beraber. Yoksa otoetnografiden ben kendi biyografimin onun üstünü örtüştürülmesini anlamıyorum mesela. Ben de anlamıyorum. O yüzden hani otoetnografik bilgi görmesen de otoetnografi orada çok derinden, yani tartışmalarında, şeylerinde falan. Yorumlamaya siniyor belki. Evet. Sorulara siniyor belki. Ya da açığa şunu çıkan konulara. Yani. Mesela bir Tahir Erman veya işte herhangi bir orta sınıftan gelen gecekondu araştırmacısının ister etnografik çalışsın, ister şey çalışsın, farklı bir şey olduğunu çok otomatikman görüyorsunuz. İstediği kadar sempatik olsun o araştırmacı, yani araştırma alanıyla, alanına dair. Bunu çok iyi görüyorsunuz. İstediği kadar işte soldan ya da işte hani halihazırda yerleşmiş kanılara eleştirel baksın, çok iyi görüyor. Yani çok ortaya çıkıyor. Sevindim buna. Etnografi ile diğer metin arasındaki fark çok ortaya çıkıyor. Ben de şöyle bir şey okurken üstüne kapılmıştım. Aslında bana otoetnografi ve etnografi arasında çok keskin bir ayrım yokmuş gibi bence yani de okurken. Çünkü zaten etnografik bir çalışmayı anlatırken bunu anlatamazsan... Alan notlarını kullanıyorsun için zaten, tabii. Evet, yani bizim neyi seçtiğimiz yine bize dair bir şey olduğu için bana sanki onu otoetnografi yapan şey sadece sizin orada doğup büyümeniz ve onunla ilgili gözlemleri de eklememizmiş gibi hissettirmişti. Yani ben de gerçekten o ayrımın ne olduğu ile ilgili bir sorgulama yaşadım. Çok literatürle ilgili bilgi de evet olmadığı için. Evet. Yani mesela bu güvenlik liste hikayesi net bir otoetnografi. Hani, evet. Hani o makale bir otoetnografi. Tamam mı? Ama Limontepe kitabında evet bunu ayrıştırmak zorunda da değiliz zaten. Zaten otoetnografi de etnografinin bir alt türü yani. Hani birbirini dışlayan şeyler değil. Etnografide de araştırmacı notlarını kullanıyor. Hani bu ayrımı böyle bu kadar büyük büyük yapmaya da hocam, çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Çalışmanın kapsamı ve sunmak istediklerinize bağlı olarak otoetnografinin derecesi veya hiyerarşisi değişebilir. Değişebilir, evet. Bu farklı taraf, yani daha doğrusu kişinin deneyimlerini hissettiğimiz bir çalışma olabilir ya da kişinin doğrudan kendi deneyimlerinden öte kendisini hissettiğimiz bir çalışma olabilir. Mesela sizin iki verdiğiniz örnek, birisi az önce söylediğim gibi iken diğeri diğer türlü. Evet. Yani doğru. İkisi de aslında otoetnografi ama bu çalışmanın kapsamına göre değişir. Evet, ya otoetnografi olması etnografi olmasını dışlayan bir şey değil zaten. Evet. Asla değil yani. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Ben. Mesela benim de hani ben etnografik bir çalışma, derin görüşmeler yapmadım yüksek lisans tez çalışmamda ama bir yerden sonra işte haritalama yoluyla çıktığım şeyin aslında hani oradaki insanlarla karşılaşmadan mümkün olmadığını fark ettim. Çünkü işte güvenlik sitelerde çalışıyorum, oraya girmem mümkün değil, bir takım sosyal ilişkilerle girmeye çalışıyorum falan gibi. Ama şöyle bir şey de oluştu kafamda, annemle gittim bir gün oraya, kesinlikle benden çok daha yani tek başıma gitmemden çok daha etkili oldu. Çünkü işte ne bileyim sınıfsal bir durumda var. Annem işte ilkokul öğretmeni, daha önce köylerde daha çok yaşamış ve ben mesela orada bir iletişim problemi yaşadığım halde, çok belki dışarıda kaldığım halde o kalmıyor. Ki Burcu Şentürk'ün çalışmasına benzer bir şey söylüyordu. Babasının, annesinin çok, babasının olması. Çok faydası olduğunu evet söylüyordu. Şeyi merak ediyorum yine. Sizin için böyle bir işte mesela kuzeninizle olan durumdan bahsediyorsunuz. Daha kalabalık olmanın ne tür bir etkisi oldu? Aslında kitapta da biraz bahsediyor. Limontepe'de mi? Limontepe'de. Ama mesela güvenlik sitede daha yalnız. Çok yalnız. Çok, süper. Teksin yani. Yalnızsın. Ki yalnız olmayı seven bir insan olarak yalnızlıktan şikayet ettim. Çok mekanın öyle bir yapısı var. Tam da mekan deneyimi çalışınca bu tabii öne çıkan aslında bir şey oluyor. Aslında onu merak etmiştim. Hani orada sizin gözlemlediğiniz durum ne? Daha yalnız olduğunuz bir şeyle işte başkalarının da olduğu kalabalık bir ortamda görüştüğünüz durum arasında bilgiyi edinme açısından aslında bir farklılık oluyor mu diye merak ediyorum. Ya çünkü benim case'imde çok olmuştu. Zor bir soru. Yani. Hiç düşünmedim böyle. Çok güzel bir soru. Yani işte o çok kalabalıkken Limontepe'de hani bilgiyi edin ve git diye bakıyorlardı. Hani bak her şey burada, ne duruyorsun şeklinde. Hadi bitir git yani. Diğerinde de yani o güvenlik listede de biraz daha kalmak istemez misiniz
diye sormuşlardı. Hani sponsorum. İsterseniz birkaç ay daha kalın, sorun değil demişlerdi. Hayır, kalmak istemiyorum dedim yani. Hayır, istemiyorum. Yollarda sürünüyorum. Ben de evime gideceğim. İstemiyorum artık burada kalmayı demiştim. Yani aslında güvenlik listede yani her anın araştırma. Bir de otoetnografi yapıyorum diyorsun sadece. Hani canın sıkılması bile bir şey söylüyor. Yani ben şimdi oraya insanlarla karşılaşmaya gidiyorum ya. Sonuçta kendini insanlarla karşılaşmalardan anlayacaksın. Orada biz yani melankoli çalışmıyoruz evde, canım tek başıma sıkılırken aklıma neler geliyor falan gibi sanatsal ya da böyle sinematografik bir şey değil bu. Yani insanlarla karşılaşacağım ki ne yapıyor, ne ediyor bunlar? Ben de yapıyor muyum aynısını? Ben de değişiyor muyum mekanı kullanma anlamında falan? Şimdi tam birileriyle tanışmam lazım. Ama anahtar sesi duyunca şu kadar iki dairenin, karşılıklı iki dairenin arasındaki koridor. Kesinlikle dışarı çıkmıyorum yani. Hani bir anda çok rahatsız edeceğimi düşünüyorum karşılaştığım insanı. Çünkü böyle gelebiliriz yani. Çünkü otel gibi tasarlanmış. Karşılaşmalardan ziyade birbirini rahatsız etmemek üzere dizayn edilmiş. Zaten bunu önceki görüşmelerimden de biliyorum ya, insanlar diyor ki önceki mahallede çok komşuluk falan istemiyorum böyle şeyler, o yüzden taşındım diyor. Çok bilinçli bir tercih bu yani. Bu bir tercih. Kimsenin evime gelmesini de istemiyorum, evine gitmek de istemiyorum. Mesela bir kısımda orayı saç ekim merkezi olarak kullanıyor. Home office gibi yani. Hem çalışıyor hem diğer odada da hayatını sürdürüyor. Burası benim için hem iş yeri özellikle, ama burada yaşıyorum diyor mesela. Şimdi karşıdaki komşum da büyük ihtimalle böyle istediği için herhalde oraya taşındı gibi geliyor. Ama bir yandan da şimdi orada da temas kurmanın yollarını arıyorsun. Ne yapsam, ne yapsam diye. Sonra ben kurabiye yapıp o kattakilere dağıtmıştım. Merhaba, ben yeni komşunuz diye. Yani manyak yani. Nereden geldim şimdi? Biz tek kalmak istiyoruz. Ama sonra onlar döndü yani. Hani kurabiye tabakları döndü gerçekten. İşte mesela Orta Doğu'dan komşum diyelim. Böyle büyük bir hurma şey verdi bana. İşte İşte birisi turşu yapmış, kendisi kurmuş. Onu kapıya asmış denk gelmediği için bana küçük bir notla. Karşı komşum beni davet etti. Kadın cilt doktoruydu. Balkonda yemek yedik, sohbet ettik falan. Hani o kanalları açmaya çalışıyorsun bu sefer. Ve çok da bazılarının en azından buna çok da kapalı olmadığını, sadece de yalnız kalmak için orada yaşamadığını, artık kentteki yerleşim biçiminin bu şekilde dizayn edilmesi, kadının orada bir yerde çalışması ve çok da başka bir kendini güvende hissedeceği, bir de böyle bir kaygı pompalanan da bir şey ya, hani sürekli güvenli, güvenli, güvenli falan diye. Hani orada kaldı ama karşılaşmalara da kapalı olmadı. Çünkü bu insanlar çoğu beyaz yakalı. Sabah kalkıyor, işe gidiyor. Zaten akşam bir vakit geliyor, otoparka arabasını park ediyor. Çıkıyor asansörle. Bir önceki görüşmemde şey demişlerdi, o yüksek binalarda kutularda yaşıyoruz. Asansörden iniyorum, otoparka arabaya biniyorum. En yakın kutuya park edip tekrar asansöre çıkıp sokağa hiç temas etmeden yaşıyorum demişti mesela. Gibi. Hani karşılaşmaları tabii daha az yaşıyor. Çok kısıtlı bir zamanı var zaten ev içinde. Filan hani onlara da temas etmeye çalışıyorsun olabildiğince. Yani ama yine de tabii yalnız kalıyorsun. Mekanın o yapısına bakıyorsun. İşte anahtar sesi, işte tedirgin hissediyorsun kendini. Normalde hissetmezsin ama sana mekan onu hissettiriyor filan. Yani buralardan bilgi toplamaya çalışıyorsun aslında. Tam cevap verdi mi bilmiyorum soruyu ama. Hocam sizce orada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor mu? Şimdi orada bir yerde veri toplamış oluyorsunuz aslında. Sizin, örnek veriyorum, kurabiye dağıttım dediniz ya komşularınıza. Normalde orayı belli bir tercihle gelip kullanan bir kitle var aslında. Verinin yapısını bozmak gibi bir şey olmuş oluyor mu sizce bu? Çünkü aslında orada o davranışı sergilememek için belki o tercihi yapmış. Ama sizin mesela böyle bir yönlendirmeniz, oradan toplayacağınız bilgi biçimini, bilgi müdahale içeriğine mi? Müdahale olmuş olur mu sizce böyle bir şey? Bilmem. Ama bir yanda. Evet. Ama şöyle bakıyorsun. Tetiklemek de. Tabii. Şöyle şimdi gider gitmez bunu yapmıyorum. Hani bir bakıyorum. Bakıyorum günler geçiyor böyle. Kimseyle karşılaşmıyorum. Asansörde kimseyle karşılaşmamaya çalışıyorsun. Çünkü sen asansördeysen bilmiyor mesela. Bir sonrakini bekliyor. Hani o kapalı yani biraz klostrofobik bir mekan haline geliyor. Bunda bir sürü şey etmen. Hani mekanın duyusu yani. Sense of place yani duygusu ne veriyor sana? Yürüdükçe yanan fotoselli lambalarda koridorda ilerliyorsun. Yani biraz şey yani
Diken böyle düzenlenmiş. Anlatabiliyor muyum? Hani upuzun bir koridor. Bina zaten böyle bir kütle gibi. Çok büyük otel gibi Antalya'daki hani o devasa şeyler var ya. Hepsinde böyle olmaya da bilir tabii. Daha basit düzeyde falan inşa edilenler de var ama orayı çalışıyorum ben zaten o esnada. Neyse. Ama kimseyle karşılaşmıyorum. Karşılaşmıyorum. Günler geçiyor. E bir de böyle deneyeyim diyorsun. Hani. Ama mesela hani nasıl diyeyim? İşte balkonuna kadar gidip konuştuğun insanla söylüyorsun hani işte böyle bir çalışma yapıyorum. Böyle taşındım. Hani çok da kalmam herhalde burada ama bütün detayları her şeyi anlatman zorunda değilsin. Çünkü kadının verisinde kadını deşifre etmiyorsun. O sohbeti zaten o kadar da kullanmıyorsun. Sadece kendini anlamak için normal karşılaşmalar yaşıyorsun ve böyle yani. O yüzden küçük müdahaleler ama sabah etik konuştuk hocam. Sizin canınız çok sıkmış hocam. Yok ben yoktum sabahki oturumda. Yani normalde ara verecektik ama süremiz bitti. Tamam. Devam edebiliriz. Önü açık. Yani devam etmek isteyen arkadaşlar. Tamam. Siz eğer isterseniz devam edebiliriz. Yani şey. Ben sadece şöyle bir merak ettiğim için soruyorum. Normalde kitabın yayıncısı olarak kitabı verdiğim herkes, okuyan herkes bir şekilde belli bir süre sonra mutlaka bana geri dönüp ya bu nasıl bir şey? Hani çok güzel bir şeyi var. İşte şunu işte nasıl yaparsın? İşte bunu nasıl yaparsın? Yazar nereli? Ne yapar? Ne eder falan diye böyle zaman zaman farklı bağlamlarda konuşuyoruz. Kitabı hediye edip de ya da kitapla bir şekilde karşılaşanlarla konuştuğumuzda normalde hani işte bu yöntem meselesinin arka planında da biraz bunu çalışırken yani mesele sahayı anlamanın temel aracı yöntem. Yani bu yöntem üzerinden de işte ortaya çok ciddi bir araştırma hani çıkarttınız. Sonuçta hani bilim dünyasında bir sürü insan buna temas etti, bir sürü insan bu araştırmayla ilgili size de dönmüşlerdir. Kamu aktörlerinden, kamusal alandaki o karar vericilerden dönüp de size ya burada hani böyle yapacağız ama sizin kitapta bunu okuduk, işte fikrimiz değişti. Hani bunu yaparken de hani sahadaki dinamiklerin değişti vesaire bizi yine size getirdi, ne yapalım diye soran eden vesaire var mı? Hani, çok güzel bir soru. Böyle bir yani Türkiye'de gelenek de yok aslında da. Yok. Yani her şeyi o karar verici anlıyor, algılıyor ve en iyi biliyor. Çözümü evet yani en iyi çözümü ortaya koyuyor filan. Yani böyle bir tırnak içinde şey var. Yani o bölgeyi anlamak adına önemli bir çalışma. Bundan sonraki süreçle ilgili hani böyle bir şeyiniz oldu mu? Kurum adı vereyim mi? Tabii tabii ne demek. Değil mi? Şöyle Karabağlar Kaymakamı aradı. Bir şekilde çalıştığım okuldan falan benim olmuşlar. Okul panikle kaymakam sana ulaşmaya çalışıyor dedi. Verelim mi numaranı ver dedim. Neyse aradılar. Aradı. Kaymakamla konuştuk. Onlar da böyle biraz gençlere dair bir çalışma yapmak istiyorlardı. Görüşmek istedi. İzmir'e yolumuz düşmedi ama online falan yapalım, konuşalım gibi bir şey de olmadı. Öyle kaldı ama şey sosyal medyada takipleşiyoruz kaymakam. O düzeyde kaldı yani ya o iş. Ama kitabı okumuş ya da dinlemiş de, yani onun birinden. Onun arkasında da belki şöyle bir şey olabilir. İç güvenlik stratejisine kentsel dönüşüm ve güvenlik odaklı bir şey yapmıştık bir ara. Orada yani uzman değil de hani güvenlik daire başkanı da olabilir tam emin değilim. O İzmir'le bir şeyi vardı sanırım. Karabağlar Kaymakamlığı'na o göndermiş olabilir şeyi. Olabilir. Yani çok öyle bir şey olabilir. Kitaptan 6-7 ay sonra falan da herhalde. Evet, evet. Yani o, şu an peki nasıl? Yani Limantepe bölgesi ne durumda? Yani aynı. Yakın zamanda gittiniz mi? Pek bir şey olmadı. Yani tabii gittim. Kitapta anlattığınız o güvensizlik şeyi, iklimi hala orada devam ediyor. Evet, o hep o öyleydi zaman. Aslında. Dönüşüm ilan edilmeden önce de öyleydi. Özellikle Limantepe'nin o yüksek kısmı, hani mükemmel manzaralı falan. Evet, onlar hep burası bize kalmaz modunda yaşıyorlardı. O benzer devam ediyor. Ama bu ilk soruya tekrar döneceğim. Sonra ben tabii insanlara ulaşmaya ve kitap göndermeye çalışıyorum. Hani yazdık, imzaladık, bir şeyler yaptık. Ne bileyim belediye başkanına,
Karabağlar Belediye Başkanı'na, işte Tunç Soyer'e falan. Tunç Soyer'e yazıyorum Twitter'dan şeyden. Yani mesajdan yazıyorum. Evet. Ne, etiketleyerek falan yazmadım da DM'den yazıyorum, evet. Ne hani hiçbir dönüş olmadı. Ben Karabağlar Belediyesi'ne ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. O kuzenim aracılığıyla da kitaplar gönderdim. Yine ulaşamadım. Sonra oradan Sosyal İşler Müdürlüğü mü? Öyle bir yerin başındaki bir hanımefendi aradı beni. Kitaba da ulaşamamıştım. O kitabın satışıyla ilgili, böyle dağıtımıyla evet, ilgili bir sorunlar vardı ya o zaman. Kanal değişikliği yapmış. Ha evet. Benden, yani şöyle. Şunu da şey buluyorum hani. Kitabı nereden bulabiliriz falan gibi. Hani biraz arasa bulurlardı. Sizinle iletişime geçebilirlerdi. Bir şey olurdu. Yani hem kitabı yazıyorsunuz hem de kitabı vermenizi falan bekliyorlar. Hani hani kitabı belediyeye göndermemiz falan. Ya göndermedim yani artık. Kaç kez gönderdim zaten. Kitap gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Sizlere ulaşıp bir şekilde onu bulabilirdi. Ve hatta kitabı çokça alıp okuyup dağıtıp çeşitli kütüphanelere gönderebilirlerdi. Sonuçta Karabağlar'la ilgili çok az. Yani var mı çalışma bilmiyorum. Varsa da çok az vardır yani. Yok. Hani daha çok yine hala sizden bir şey yapmanız. Hani bir şey yapmışsınız bir şey daha yapmanı falan bekliyor. Öyle bir şey oldu. Sonra özellikle bu videolar, kadınlarla yapılan videolar sonrası EGİKAD, Egeli İş Kadınları Derneği bir temasa geçti ve bölgeye dair ne yapılabilirle ilgili bir toplantı yapmıştık. Uzun bir toplantı ama oradan da bir şey çıkmadı. Sonra tekrar aramadılar beni. Böyle. Yani hani işin kötü yanı o aslında. Akademinin karar vericiler ve uygulayıcılarla o bağının bir türlü kurulamıyor olması. Evet, bir de şeyle de ilgili olabilir. Sözünüzü kestim ama. Kitap da bir eleştiri ya zaten. Hani belediyenin işte arşivine erişememe. Hani oradaki aktörler. Ama bizde kişisel algılanır ya mesele. Sanki belki öyledir. Hani bizi eleştirdi falan gibi de belki canları sıkılmış olabilir bilmiyorum. Ama yok yani. Bir şey olmadı. Yani normalde oradan karar vericiler için hani çok sağlam adımlarla ilerleyecek bir takım hani revizeler çıkabilir. Yani o tabii arşiv müze için bile işte, çıkabilir öyle. hani nasıl kaydı geçeriz yani, nasıl bir hani ben bir arşivci bir şey evet. falan benim gibi bir araştırmacılarla ne böyle bir şey de konuşulabilir. Evet. Çünkü kent hafızası denen şey o kadar zayıf ve o kadar önemli ki ve hani burası yani 1920'lerde kurulan bir yer değil yani 80'lere doğru kurulan bir yer. Çok yakın bir tarih ve onun kaydını da tutamamak kötü yani. Normalde şey İzmir'de bu İzmir Büyükşehir'in yayın ekibi iyi çalışıyor bildiğim kadarıyla. Aziz Kocaoğlu'ndan kalma ekip iyi bir ekip. Onların bir de yani İlhan Hoca da oraya çok sık gidip geldiği için hani biraz biliyorum onların hikayesini. Akdeniz Akademisi diye bir yer var orada. Orası yani İzmir'le ilgili epey bir çalışma yapıyor. Normalde hani dönmeleri işte size bir telefon açıp hani ya bize bir konuşun nedir ne değildir falan evet, diye. Evet hiç yok. Ben Şehir Plancıları Odası'na kitap gönderdim. Yani onu söylemeleri gerekir diye düşünüyorum ama garip. Evet ilginç bir şekilde ben şey demiştim mesela o belediyeden aradıklarında. Ne böyle bir şey var size kesinlikle ulaşılamıyor dedim. Aa olur mu filan hani bir panikle. Olur mu öyle şey tabii biz buradayız filan pandemi bilmem ne diyedir gibi bir yere geldi. Ama kesinlikle ulaşılamıyor. Hani kitap yapıyorsunuz yine de ulaşamıyorsunuz. Şey dediğimi hatırlarım mesela İstanbul'da İzmir kitabına daha çok sahip çıktılar dedim. Ben de birazcık canını sıkmış olabilirim. Sonra bir daha iletişime geçmediler. Çünkü sonra Zeytinburnu Belediyesi'nden kent ödülü aldı kitap yani. Hani İstanbul'da bir belediye ve hani... Geçen İsmail Hoca da geldi. Kulaklarınızı çınlattık. Yani öyle İstanbul'da. Bir şey daha sorabilir miyim? Bu yazma süreciyle alakalı. Ya o bir standart bilimsel yazma dilinden farklı bir dil kullanıyorsunuz. Etnografinin temel özelliği de biraz dediğiniz gibi hikaye oluşturmak. Ben mesela roman okumayı seviyorum. Yazarken de sadece bilimsel metinler değil de başka romanlar okumayı tercih ediyorum. Siz de ara ara zaten metin içerisinde bazı romanlara, öykülere atıfta bulunuyorsunuz. Özellikle yazma sürecinde okuduğunuz bir şey var mıydı? Özellikle okumam gerekir diye bir kaygınız var mıydı? Dilinizi etkilemesi ya da işte dilinizin ruhsuz bir akademik metin olmaması için özel bir çabanız var mıydı?
Ya ben hep iyi yazmaya önem veriyorum ama bu belki bir gazetecilik pratiği olabilir dediğim gibi. Hani o yaz, hani böyle şey mesela ben bilgisayar öğretmenliği okumak için üniversiteye girmiştim. Hani hiç bilmeden tercih yaparsınız ya böyle çok gençken falan. Sonra hiç bunlara ilgimin olmadığını, daha çok yazmakla ilişkilendiğimi fark edip hani bir haber yazmaya başladığım zaman işte gazetecilik eğitimi alırken hani orada kendini en iyi nasıl ifade ettiğini keşfetme süreciydi benim için ve yazma benim için çok özel bir noktadaydı ama çok kuru kuru yazıyordum aslında o zaman da şimdiden bakınca kuru kuruydu bence. Edebiyat tabii bu noktada çok güçlü. Bir de hayatı ve gündelik hayatı anlarken edebiyat çok güçlü. Ne bileyim hani Sabahattin Ali'yi okumak devlet dairesi mantığını benim anlamamı mümkün kılmıştı. O hani sabahtan akşama gelip oturuyorum burada. Kuyucaklı Yusuf'taydı galiba değil mi? Hani oturuyorum hiçbir şey yapmıyorum diye çocuk serzenince oradaki daire başkanı mı birisi diyor ki bir akrabası. Olur mu diyor devlet sana diyor sen burada sabahtan akşama kadar gelip oturmasan bir yerde bir şey mutlaka aksar diyor. Hani bu analizi yapabilecek çok az sosyal bilimci vardır. Bu adamlar da insanlar da kadınlar da sosyal bilimci aslında ama yazma biçimi farklı. Keza Latif ve Tekin. Şimdi Berci Krist'in çöp masallarını okumak bence çok önemli. Çünkü o da gecekondu anlatıyor. Sen de gecekondu anlatıyorsun. Ha diyorsun yani yaklaştırıyor ya. Onun tek kitabı olarak görürüz. Yani Latif ve Tekin'in bence Sevgili Arsız Ölüm çok daha iyi. Ve o da bir hani evet. Alt sınıftan çıkan hayatı anlatıyor. Ve gerçekten Buzdan Kılıçlar benim. Bu aydınlanmayı yaşadığım andı yani hani Latife Tekin. Şey görüyorum tabii hani biraz insan kendine yakın olanı mı okumak istiyor bilmiyorum ama mesela Leyla Erbil okumak yerine Latife Tekin okumayı daha çok istemiştim gibi. Hani zaten edebiyat okuyordum. Çok iyi bir edebiyat okuru değilim ama şey kuruyorsun, özdeşlik. Aa o da benim gibi yazıyor diyorsun. Yani şey benim meselelerimi dert ediyor. O sana ilham veriyor aslında. Hani şey kafanı açıyor ve gerçekten birçok teorik metnin vermediği şeyi Buzdan Kılıçlar'da aa yoksulların kendi dilleri yoktur dediğinde he diyorsun evet tarihleri de yok. Orada da yok karşılığı falan diye başka çağrışımlara geliyor ve onların anlatırken mesela yoksul anlatısında şöyle bir şey vardır. Ne bileyim cümlenin sonunu getirmez mesela bazen. Yani bu şey değil tabii ki genelleyemezsin de çok iyi anlatan, çok iyi hikaye anlatıcıları da var. Çok değer görmez yani. Ne anlatacağım ki ben sana der hep. Hani anlat yani. Kendini anlat, bir şey anlat. Hani çok önemsemez hikayesini. O yüzden de bazı cümlelerin de sonunu yarım bırakır falan. Böyle bir anlatı var yani gerçekten. Onu oradan kurduğunda kimin hikayesinin değer görüp görmediğine dair başka şeyler açılıyor zihninde. Bir şey sorabilir miyim? Neticede bu bir doktora tezi. Ve aslında nasıl isim verdiler sana? Yok yöntem hani fetişini bir kenara bırakmışsınız. İlhan Hoca öyle demişti evet, ilk haftaki evet. Sunumunda. Hani bunu fetişleştirmiyor. Yani çalışmanın kendisi bir hani yöntem böyle hani fetişi olmamalı diye söylemişti. Sizi o hale getirmemişsiniz. Ama bir yandan da bir doktora tezi olarak bir jürinin karşısına çıktınız bu tezle. Yani iletişim alanında bir tez olarak geçti bildiğim kadarıyla değil mi? Yanılmıyorum. Yani o öyle olmasının bir avantajı mıydı? Yoksa tezler işte sadece o ruhsuz akademik yazımın dışında çıktığında işte eleştiri almaya da biliyorum yani. Biz de öyle yazabilir miyiz? Ben mesela kamu yönetimciyim mesela. Ben İstanbul Kamu Yönetimi'ne girmiştim. Önce doktora programına. Sonra öyle yazamayacağımı anladım, bıraktım. Ama bu sana örnek olmasın, ne olur. Bence, ya şöyle, ben bence biraz şanslıydım. Neden dersen, çok araştırmıştım. Benim bu interdisipliner bakış açıma ve nasıl diyeyim, çalıştığım konulara, hani kucak açabilecek, bunu kendi bünyesinde kabul edecek hangi programlar var diye. Sonra ben Hacettepe İletişim Bilimlerine o dönem için hani benim taleplerimi karşılıyordu diyelim. Ben İstanbul'da çalışırken araştırma görevlisi olarak hani 1,5 gün İstanbul'dan Ankara'ya gelip dersleri alıp koşa koşa geri dönüp çalışmaya devam edip falan böyle zor bir dönemdi tabii o 1,5 yıl. Özellikle de 1 yıl yoğun sürmüştü tabii dersler. Hani öyle bir tercih yapıp bunun tabii zorluklarını öyle yaşamıştım. Yani fiziksel ve ekonomik zorluklarını ama kültürel çalışmalara çok yakın oldukları için de daha farklı yazım biçimlerine de açıklardı. Şöyle bir şey var. Hani mesela ne bileyim Türkçe yazarken şöyle bir tercih var ya. Olmaktadır değil de olur da kabul ediyorlar. Hani
geniş zamanda hani buna denk gelir falan gibi. Mesela olmaktadır demedim, hiç de olur dedim. Küçük küçük taktiklerle hani böyle süper bambaşka bir şey de yapmadan, tamam mı? Ama hatta da yıkıcı değil ya. Evet, o bir sanki müzakere gibi geliyor bana. Ama mesela şeye de nasıl desem, yine edebiyatı onu bunu ne koymak istiyorsam da koydum ama belki biraz şanslıyımdır jüri olarak da. Ama kitap yaparken de üstünden çok geçmedim. Yani dilin üstünden biraz, geçmedim çok. Geçmedim mi? Ama literatürü çıkardım. Tezde bir literatür vardı. Evet. Ama o da çok hani işte dedim ya, hiç gecekondu çalışmalarını Türkiye'de yazmadım. Hı hı. Bunu kabul ettiler ama hani yazmamayı. Yazsam da dert etmezlerdi, hoşlarına giderdi ama yazmadım. Yani sadece literatür kısmını çıkardım ama onun ilgili gerektiği kısmında içeriye yaydım. Ama dilini değiştirmedim hiç. Dilik tezde de öyle. Süre sıkıntısı yaşadınız mı? Hı-hı. Ben yazan bir insanım. Hı-hı. Oturuyorum ve yazıyorum yani. Hani biraz şanslıyım belki o konuda. Hı-hı. Daha da erken bitebilirdi. 5 yılda bitti tez ama bir yıl yurt dışına gitmiştim 6 ay. Sonra döndüm ve o bitme falan hani daha erken biterdi. Ama işten ayrılmıştım ve TÜBİTAK bursiyeriydim. Öyle bir şansım vardı. Evde oturdum ve yazdım. Çalışırken yazamazdım ama. Çünkü yazamıyordum yani. Ayrıldım, evde kalıp minimal bir hayat ve çok disiplinli yazarım yani. Sabah kalkıyordum eşimle 8-9 neyse kahvaltı yapıyoruz. O işe gidiyor, ben oturuyorum yazıyorum. Hani akşama kadar yazıyorum ama mesela şöyle bir şey. O beni hiç yazarken görmedi. Hafta sonu çalışmıyorum, akşam çalışmıyorum falan. Bana şey, sen ne ara bunları yazıyorsun ya falan dedi. Hiç görmedi beni yazarken. Öyle bir disiplin kurdum kendime hani. İş gibi. Ben de öyle daha çok çalışıyorum hani, araştırma görevlisiyim. İşte kendi mesaim içinde çalışmaya çalışıyorum hani. Çünkü yaşamıyormuş gibi hissediyorum. Akşam da onu götürdüğümde hep bilgisayar taşıyorum hani, her an çalışacakmış gibi. Ama onun zihinsel de bir yük olduğunu da fark ettim hani daha sonrasında. Evet. Buraya bile geldiğim ilk hafta sonları mesela hep Eskişehir'den gidip geliyorum ben de. Hep böyle yanımda bir bilgisayar getirdim. Hani burada sanki bir şey öğreneceğim ve tezimi yazacakmış gibi. Ama yani burayı mesela ayırabiliyorum artık hani. Ama sanki önemli gibi bence de. Evet. Yani bilmiyorum hani, bunu sizden dinleseydim de kendimi muhtemelen örnek almaya çalışırdım. Yani hani hafta sonu yani sıkıştığı zamanlar elbette ki tabii. O bir vites yükseltilen zamanı her çalışmanın oluyor yani. Tabii tabii. İşte bir makale de yazsak, bir işte rapor da hazırlasak, bir planlama tabii, tabii, da yapsak hani. Ama herhalde bir ritim yakaladıktan sonra o son düzlük de herhalde daha kolay aşılıyor diye umuyorum. Evet evet. Yani mesela bende o deşifreleri kendimin yapması bile bir şey yapıyormuşum hissi yaratıyordu. Yani kendimi hep bir şey yapıyor hissinde tutarsam gidiyor. Yani biraz motivasyon bu. Gerçekten self disiplin ama tam. Bu tam self disiplin, evet. Mesela ve şöyle bir şey oluyor. Her gün okumak çok önemliydi yazdığım şeyi. Yani o bölümü yazıyorum ya, her oturduğumda en baştan o bölümü okuyordum. Tabii bu kaç saat geçiyor esnada. Ama sonra onun üstüne bir şey yazabiliyordum gibi. Ve sanki tez içindekileri oturttuktan sonra bitmeye yaklaştı. O zamana kadar kafam hep çok karışıktı. Hani bahsettiğiniz şey, hangi kavramlara, neye göre bunu bir şeye oturtacağız? Ama genel olarak bizde şöyle bir şey var yani, araştırma şurada yapılır biter ve yazma sanki onun sadece raporlanması ya da sadece formal bir hal alması gibi. Ama aslında yazma hep bunun var. Bir parçası. Hep var çünkü yazma. Çünkü yazarken evet. Değişiyor, yazarken yeni şeyler açılıyor. Çünkü yani araştırma çok ilişkisel bir şey, yazma böyle biraz daha lineer bir şeyi var, formu bambaşka ve onu yani ciddi anlamda aslında şey hani böyle çok konsantrasyon gerektiren ve hani hı-hı. Sürekli bir tartışmayı sürdürmeyi gerektiren bir şey. Yani hı-hı. Sürekli tartışmaya devam ediyorsun kafanda aslında. Ha evet ki. Yani mesela akşam yazmıyorsun, hafta sonu yazmıyorsun ama düşünüyorsun ister istemez. Biraz hı-hı. Da izin veriyorsun kendine demlensin diye. Otursan da yazamazsın gibi geliyor hani hep. Onun için bir dur. Çok şey oluyor. Belli özellikle bilmiyorum herkes doluyor mu da. Belli kavramsal tartışmaları yapmaya çalışırken bir yerde böyle kilitleniyor, yoğunlaşıyor ve o böyle yazmayı bırakma haline dönüşebiliyor ama aslında o şey yani bir şeylerin işlenmesi için gerekli bir böyle kuluçka süreci gibi bir şey. Yani kriz bir böyle kritik bir ana gelmişsin ve bir şey açılmıyor, açılacak şey aslında ortada gibi. O bir süreç orada böyle kopmadan onu devam ettirebilirsen bir şey oluyor. Evet. Tartışmanın tam kavramsal şeyini açıyorsun. Ben de hep öyle oluyor yani her bir yani aynı yazdım tekrar yazsam da yani hani
ne yazacağımı bilerek otursam da o yazma içinde tekrar şekilleniyor. Evet. Tekrar kesinlikle yeni bir düşünme biçimi zaten. Evet. Hani ben şöyle değil mesela. Önce bir düşüneyim de bakayım ne yazacağımı. Ondan sonra yazayım değil de yazarken düşünmek gibi. Yani yazarken geliyor gibi. Yani onların hepsi aklıma. Yani aklına gelmek değil de mesela açıyorsun işte. Değil mi? O bir ya, yani mesela şunu fark edersiniz. Arkadaşınıza anlatırken "Aa evet değil mi? Şöyle bir şey vardı." deyip bir düşünürsünüz. Çünkü konuşurken ben de düşünürsün. Ses kaydı bırakıyorum hocam. Ha çok iyi, müthiş. Bir dakika falan deyip dönüyorum. Bir dakika. O çok iyi bir şey işte. Hani konuşmak gibi yazmak da öyle bir şey. Yazarken düşünüyorsun ya da o hoşuna giden alıntıları ne bileyim kopyalayıp yapıştırdığında onları birbirine bağlama biçiminde bir düşünme şeyi gibi oluyor. Hani şimdiki o araştırma da bayağı işte şimdi bir kitabımız daha çıkacak. Önden reklamını yapalım. İsmini de söylesiniz. İsmini daha hala ekibin biriyle paylaştım. İyi dedi. Defne'ye sordum. Tamam dedi. Bahar'ı da ikna edeceğim. Söyleyeyim de öyle olmayabilir yani tabii. Yani ismi güzel. İsmi güzel değil mi? Sahiplerinin adına söylemek de lazım. Bu ev işlerini kim yapıyor kuzum? Adı bu. Bir reklamdaki bir cümleyi değiştirdik biraz. Asrileşmeden robotlaşmaya ev ve kadınlık tezahürleri. Şimdi TÜBİTAK projesi yürütüyoruz. Ben orada postdoc olarak çalışıyorum Kadir Has'ta. 1930'dan bugüne 2020'ye ev aletleri ve ev işlerine tarihsel olarak bakıyoruz. Önce bir arşiv inceledik. Çok büyük bir arşiv ama. Hani hem gazete hem kadın ve sofra dergileri. Hem 480 TV reklamı. Hem 30 film gibi böyle. Şimdi onun kitabı çıkacak gibi görünüyor. Yani son düzlükteyiz. Mutfakta kitap. Mutfakta. Bir de bu yazmanın bence çok sosyolojik bir tarafı yok mu? Yani mesela örnek veriyorum. Bugün tezle ilgili, tez örnek verdiğim için onun üzerinden gideceğim. Bir bölüm yazacaksınız diyelim. Aslında aynı bölümü yarın devam edeceksiniz belki. Ama bugünkü kafa yapınızla akşamında belki yaşayacağınız işte sosyokültürel temaslar, işte efendim söyleyeyim o günkü günün iyi olma hali ya da kötü olma hali, deneyimleriniz bir sonraki günkü yazı stilinizi, olaya bakış biçiminizi, derinleşmenizi ya da yüzeyselleşmenizi aslında etkiliyor tabii. Bir şey olmuş oluyor tabii yani şey dinamik bir şey bu yani. O yüzden onu baştan okuyorum diyorum ya. O baştan okurken değiştiriyorsun da yeniden yazıyorsun. Cümleyi toparlıyorsun. Bir şey. Aslında bir önceki günkü kişi değiştiniz aslında tabii, değilsin. Bir yerde. Ya artık başka tabii yeni bir şey öğreniyorsun. Evet. Başkasıyla yaşadığın karşılaşma başka bir ufuk açıyor. Ne bileyim bilmem neyi oku diyor. Ona bakıyorsun. Evet. Onunla bakıyorsun falan. Dinamik. Ben o yüzden mesela şey aslında senin dediğin şeye geliyor. Saha benim için, ya bence ben sahayı şöyle tanımlıyorum, otoetnografide özellikle, kişinin sahaya dönüşmesi diyorum. Yani saha benim. O yüzden sahaya gitmek diye bir şey yok yani. Ben işte o güvenlik listede dışarı çıkıp gözlem yapmadığımda sahaya çıkmamış mı oluyorum? Yok. Yani kendimle ya derdim, o kendi şey pratiklerim ne değişti ne değişmedi falan onunla derdim. Ve yazmak kesinlikle sahaya dahil. Yani saha değişiyor, saha oradaki gibi kalmıyor ben yazana kadar. Bu da yazmaya dahil. Bu sahaya dahil. O aslında her araştırmanın şeyi, evet. Bir parçası sadece otoetnografi değil. Yani, o, yani biz araştırmacının yeri falan diye böyle o şeyi tartışmıştık. Yani hani araştırmacının kendisini böyle bedensiz, böyle alanın dışında, böyle nötr bir yerde falan kurguluyor. Ama aslında araştırmanın içinde hem sen dönüşüyorsun hem araştırma seninle şekilleniyor. O aslında baştan sona hep içindesin yani. Hep dinamik evet ama tabii. Ama biz mit yani araştırma mitinde hep şeyiz yani bilimsel nesnel, olan, nesnel mesafeli. Açıklayıcı olan şey. Hani o yüzden zaten bizim yaptığımız yorumlayıcı oluyor. Hiçbir zaman tam tabii, açıklayıcı tabii. Olmuyor. Tam ya. Kabul edilmiyor yani. Evet. Ama tabii böyle yaptığın sürece de her zaman hiyerarşik, her zaman eril, her zaman beyaz oluyor yani gibi. Kaçınılmaz olarak o eşitsizliği de yeniden üretiyor yani. Nasıl nötr olabilirsin yani böyle bir şey var mı? Kendi yaşadığın yere tekrar gidiyorsun ve benzer şeyleri başkalarından dinledin. Yani öyle bir şey söz konusu değil zaten. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Evet, yani güzel bir, teşekkür ederim. Sabrınız için de sağ olun. Evet yani çok yarı söyleşi gibi oldu. Böyle yarı söylesi gibi oldu yani sorularla beraber ama çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Amerika'da
Yani bu şehir yazını, yazın tarihinde Jean Jacob meşhur bir şeydir. O da gazeteci kökenlidir. Evet, yani büyük Amerikan şehirleri. Evet, normalde şehirci ya da şehir planı ya da bir mimar değildir. Evet. Yani o açıdan dışarıdan bir katkı gibi ama artık içeriden bir şeye dönüşmüş durumda. Tıpkı bizim, ben de iletişim kökenliyim. İletişimden gelip de hani bu alanda bir şeyler yapmak yani beni çoğu insan plancı falan zanneder. Değilim diyorum. Yani plancı değilim, sonradan oldum. Sonradan şehir alanına girdim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Bu güzel davet için de, bu buluşma için de benim için çok değerli.